Hastalar et olsun, manyaklar et olsun. Kafayı kırmışları, hastaları, 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 hastaları. E-Talks'la çarpan yüreklere selam. E-Talks'la çarpan yüreklere selam. Hakkını helal et kral. Bir H-Talks hastasına denk gelmişsin. O çocukların hiçbirinin tedavisi yok. O çocuklar buranın hastası. Hastaları, 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 hastaları. E-Talks'la çarpan yüreklere selam. Hastaları, 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 hastaları. E-Talks'la çarpan yüreklere selam. E-Talks'la çarpan yüreklere selam. Bir H-Talks hastasına denk gelmişsin. O çocukların hiçbirinin tedavisi yok. O çocuklar buranın hastası. Hastaları, 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 hastaları. E-Talks'la çarpan yüreklere selam. Hastaları. Hastaları, 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 hastaları. E-Talks'la çarpan yüreklere selam. E-Talks'la çarpan yüreklere selam.
Arkadaşlar, abi sesim bir anda fazla geldi, bir dakika. Yo, iyi, tamam, iyi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyleyiz. Bugün böyle dedik. Bugün ilk kez sağdayım. Biliyorsunuz genelde solda olurum. Bir konuk olduğu zaman. Bugün ilk kez sağdayım. Böyleyiz. Yemek içmelik yayın. Ne yiyeceğimizi birazdan kameralara göstereceğiz. Ha şey, bu aldığımız şeyleri. Ne anladın? Ne bileyim abi ben. Birazdan kameralara göstereceğiz değil mi, beni dinlemeye başladın? Orada başka bir şey düşünüyordum. Baksana. Nasılsınız? Senin Allah stil çok övülüyor ya. Teşekkür ederim. Zara nasıl bir ama? Kazak. Ve o kadar ucuzunu aldım ki zararını. Zararını. Ya başlama ya. Şakayla başlarım. Üstünün linki diyorlar, acil. Atarım beyler. Yayından sonra salıyorum yorum olarak YouTube'un altına linkini. Bulursunuz bunu Zara'da ya. Bulursunuz ya. Kazak işte. Güzel şey, ama güzel. Yakacak da şey, bir ürün değil öyle. İlk giydiğimde benim niye yok bundan diye. Niye sordum o zaman? Madem çok öyle bir ürün değil. Olabilir ama çok da yani olmadı diye de. O zaman bana bugün yiyeceğimiz şeyi anlat. Ama şöyle anlat. Yasaklı kelimelerim var mesela. Burada gördüğün şeylerden bahsedemiyorsun. Tamam. Bunların hiçbirini söyleyemiyorum. Söyleyemeden bana 3 kelimeyle anlat. 3 kelimeyle. Evet. Japon. Of! Liseli. Of! Beylikdüzü'de yaşıyor. Of! Japon derim. Evet. Bir daha Japon derim. Hani Allah, hani Japon da Japon işi yani, o yemek, hani bildin mi o yani yemeği gibi. Şunu 3 kelimeyle anlatamaz mısın? Yasaklı kelimeler olmadan. Tamam, anlatayım. Chi. Evet. Japon. Evet. Recep İvedik. Ha. Anlar mıydın mesela? Anlardın abi. Bunu görmesen anlardın. Çiğ ve Japon'da anlardın zaten. Anlardın. Ama yiyecek olduğunu söylüyoruz değil mi? Hani evet. Yiyecek arıyoruz. Tamam. Gösteriyor muyuz? Birazcık ses. Ses full. Sesimiz full. Dur, yapacağım ses. Sen ne yapıyorsun? Ben mi? Okuyorum. Okuyorum. Chat'i okuyorum. Düzey 80 Paco. Bundan daha fazla arttırırsak bütün nefes seslerimiz çıkar. Siz açın beyler. Zaten bugün tek mikrofon. Biri az biri çok gibi olmaz. Sesi açın. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok yakışıklıyım. Kamerayı ortala diyorlar. Kamera orta. Biraz aşağıya çekebilirsin sadece. Nasıl yani? Neremiz görülsün istiyorsunuz lan? Mikrofonu ortala diyormuş. Tamam, ha, mikrofonu mikrofon. Ortalayalım. Okey. Tamam. İyi miyiz şu an? İyiyiz ya. Ses fullde diyor. Ses fullde diyorlar. Tamam. Sushi. İkisi de farklı bu arada. Evet. Bendeki Philadelphia roll, sendeki Kyoto Mix. Kyoto Mix karışık. Neler var neler. Hepsinden tadacağız zaten. Sakeler var, bilmem neler var. Hepsi. Sen var, seversin sake. Ya bayılırım. Bağış varmış. Yok bağış bende. Üste şu Şafak Özcan mı? Aynen. Üste mi? Hocam iyi yayınlar. Koray hocamıza selamlar. Hocamın saçın ön attı. Düzeltelim bir ara. Saç ekim uzmanı. Öyle mi? Evet. Düzeltelim. Bağış olarak saç ekimi mi geldi? Evet evet. Bu arada Şafak Bey, biz hep bizim ekipte saç ektirecek biri yok diyorduk. Var aslında. Koray abi bir kere ektirdi. Yani onun bir yenilemesini yapsak bize çok şey gelir. Arkadaşlar wasabi, Koray abi wasabini ver istiyorsan, çünkü sen büyük ihtimal kullanmazsın. Sana koyar. Ben wasabiyi ağzıma sıkıyorum. Sana yemez bak de. Bak şimdi ben senin tamam. Sushi yemeği bilip bilmediğini şimdi anlayacağım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ne yapacaksın bak, şu an? Bak şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Evet.
Götümün kenarı. Niye sana bunu dediğimi söyleyeyim. Bana diyorsun götümün kenarı. Götü kenarı. Sen evet. Nargile kafelerde bir yanada burnumla nargile çekerken biz Çin lokantalarında suçuyorduk. Bir. Yazıklar olsun. Bu Japon mutfağıdır. Çin lokantasında yenmez. Çin lokantalarında da yapılıyor bir yanada. Türk lokantasında da yersin o zaman. Türk lokantasında da yapılıyor bir ara. Bak şimdi şunu diyeyim. Yani. Önce soya sosu bir kaba konu. Evet. Onun üstüne wasabi, onun tereyağı gibi karıştırırsın. Sen kafayı yemişsin götümün kenarı diye sana derim. Bakın beyler ben 7 yıl Japonya'da bulundum. Ya hadi bir git ya. Evet. Hep bana karnın aç mı diye sorduklarında. Bir tane sushi. Bak beni dinle. Karnın aç mı diye sorarlardı. Ben de derdim ki Tokyo. Hani yiyemiyordum başta sushi. O yüzden hep Tokyo yani. Karnım tok anlamında. Madem neyse. Göt var. Ben diyorum ki birer tane sushi'ye full wasabi koyuyoruz zaten diyoruz. Zaten onu diyeceğim. Wasabi direkt sushi'nin üzerine konulur. Tamam. Hadi gel. Soya sosuna batırılmaz. Gel abi. Var mısın? Bir tanesini lan de fullleyelim. Zaten. Fullleyelim. Ama diğerlerine kalmaz wasabimiz. O da seni biraz wasabi mi yapar? Evet. Bugün hızlı başladı. Hızlı bir yayın. Şakaları kaçırabilirsiniz öyle hadi. Bir yere gideyim ve ben bakayım döneyim. Beyler şuna baksanıza bu feci. Bak. Bunu gösterebiliyor muyuz? Canı çekmez değil mi milletin? Bunun da canı. Bunu da bulamayan pezevenk ölsün derim. Bunu da canımız çekmesin. Bir şey söyleyeceğim. He. Yapıyor mu? Full wasabi. Abi o zaman. Abi tamam ben. Ya ben kendim yapacağım. Bir dakika. Bak ben hepsine eşit derecede nasıl damlattım. Başı kaba ucu kibar mı bunun? Nasıl tutuyoruz? Evet. İnce tarafı öne gelecek. Soyanı sıkmadın mı? Sıktım. Nereye? Üstüne. Ya oğlum buraya soyaya yer yapmış adamlar. Niye üstüne sıktın? Sana da soyamadım o an. Ya beyler bugün hiç bitmesin diyenler. Bir şey söyleyeceğim sana. Bir dakika sıçtım dur. Alamıyoruz dur. Sana istiyorsan kaşık getirelim. Bak bir dakika şimdi. Çünkü sen kaşıkçısın. Bugün yine. Bir şey söyleyeceğim. O zaman ben bir tane yuvarlıyorum he. Aa, öyle mi tutarsın? Vay köylü. Nasıl tutayım abi? Vay köylü. Vay Shinji Kagawa. Öyle tutulmaz. Of kimlerle sushi yiyorum ya. Wasabisi bol. Bunun gibi gayisi değil. Kimlerle sushi yiyorum ya. Oo. Ne oldu? Erkek. Burnumdan hani kulağı, hani kulağına sıkıyordun. Kolak koysana çok kötü. Bayılacağım galiba. Kola koymaya çalışıyorum. Pislik adam. Çok kötü burnum. Aa, kulaklarım açıldı. Çok kötü. Bunu gösterebiliyor muyuz? Bu sıkıntı oluyor mu? Şişeyi gösterebiliyor muyum? Sekmez mi oradan bir şey? Oradan linç sekebilir şu an. Bir tane wasabisiz yemem lazım. Ağzı dengelesin. Şafak Bey yine bir şey yazdı. Ne yazıyor Şafak Bey? Süheyl Behzat'tan beri gelen en iyi ikili. Oy. Onları da ayrı severiz. Buradan onlara bizi izliyorlarsa. Seninle öyle bir program yapsak. Haftada bir Türkiye'ye getireyim seni. Pazar sabahı. Böyle bardakları falan dizelim. Düşenle makara. Ve full. Mesela reklamlara da şey diye gidiyor. Vermekten sonra. Bütün eski şovları mixlediğimiz bir. Full Uğur Derin dondurucu verelim. 50 tane. Bu nasıl açılıyor lan? Çevir aç mı bu? Bir de böyle şeyler olmamalı yani. Senin evinde Kyoto'nun köylüsüsün. Senin evinde wasabi yok mu? Bu arada Beşiktaş tribünlerinin sevilen ismi Wasabi Sedat abiye de selam. Niye şey oldu? Bu arada yaptığımız bazı şakaları anlamayıp Almancı kardeşler sürekli wasabi wasabi diye soruyorlarmış. Was Almanca'nın ne demek bu arada? Buyur abi. Bunu buraya döküyorsun. Teşekkür ederim. Köylüsten. Heh. Abi dün ne içtiniz? Kafalar hala güzel herhalde diye. Abi dün var ya. Dün? Dün beni mahvetti bu adam ya.
Evet, yavaştan başlarım artık yemeğe. Ne diyorsun peki? Yorumlarını ha? alayım. Çok lezzetli. Like hiç gelmiyormuş. Like alalım. Oğlum daha biz yemeden önümüzden... Ha? Önümüzden... Şunu bir götür ya, şunu. O çok kötü ya. Ben onu en sevmediğim o benim. Allah Allah. Onu bir götüreyim senin hatırına da. Hadi gel ondan birer tane alalım. Bu neli bu? Somon mu bu? Ne bu? Bu somon. En sevmediğim tip sushi bu beyler. Ne? Evli çift. Çok kötü bu ya. Ama wasabi üstüne sıkınca daha iyi olmuyor mu? Çok kötü. Oo, berbat. Çok iyi. Berbat. Evet, ne diyorsun? Neye ne diyeyim? Genel olarak şu ana kadar yediklerine. Ya bu çok iyi, bundan ye. Bende de var canım ondan. Harbi mi? Bu çok iyi ya. Ama o somonluyu sevmiyorum. Bak. Koray abi sana sadece damarlı yedi diyorum. Bu ismi hatırladın mı demiş. Berkan'ın yazdığına. Koray abi damarlı yedi dedim mi çok başka şeyler hatırlar. Vallahi hatırlamıyorum ben damarlı yediyi. Berkan'ın okudun mu? Ne yazıyor? Ali Gençtat'taki dönerden sonra en kötü besin. Bizim evin orada dönerci vardı ya. Ali Gençtat. Dünyadaki en kötü adamdı o. Aynen. Araba kötü şey. Tunus, ayakkabı kötü közelisi yediriyordu. Tunusluydu adam. Beko o adamın geçtiği Almanca sınavından nasıl kaldı ya? Siz hatta Beko kaldı siz de kaldınız ya sonra. He ya ben Ekol'e yardım Tunuslu dönercinin geçtiği Almanca sınavından bir, kaldınız şöyle ya. Şöyle bir anımız utan, oldu. Utanç kaynağısınız. Bak bir ya. Dinle. Sınava giriyoruz. Ben diyorum ki bilerek yanlış. Abi diyor ki belki işte bilerek yanlış da yapalım da öğretmen çakmasın. Kaldık sınavda. Bilerek fazla yanlış yapmışız herhalde. Abi siz niye bilerek yanlış yapıyorsunuz ki? Hayırdır ya? Fullemesin diye. Fullesin. Adam lav 66 içecek diye sınavdan kaldık diyor. Biraz nargileyi. Ben nargile çekiyorum. Cevaba fokur 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 yazıyor Berkan. Cevap verdiğimi sanıyormuş. Kore abi eskiden Viyana'da Beşiktaşların takıldığı kafeye geliyordunuz. Ben orada çalışıyordum. Ahmet abiyle geliyordunuz. Kolpa hikaye. Senin hiç Ahmet diye tanıdığın yok. Ahmet. Mustafa var. Arif var. Ahmet bu adamın hayatında hiç yok. Nerede? Viyana'da mı? Viyana diyor ya. Yok. Arif diyor. Ha, Arif olur. Bu Arif adamla Arif. Sen Beşiktaşların doğru. Takıldığı kafeye gidiyormuşsun. Bu çocuk da orada çalışıyormuş. Arif abiyle. Arif abiyle mi? Bizim mekan mı peki? Onu... Le falan mı? Aa, bedeller ödenmedi mi? Ödenmedi be. He? Hakem kardeş herhalde demiş Beko. Aa, hakem bir çocuk ya. Vardı. Kuş gibi ötüyordu aynen. Çocuk. Kapı aynen. Zili gibi çalıyordu. Çocuk gülerken kapıya bakıyorsun öyle bir çocuk. Koray Hocam Ataşehir'de nargile içmeye geldiğinizde beyler beni nargileci dışında hiç gören yok mu ya? Saygılar hepinize. Kola ister misin? Senin marpuçsuz hayal edebilen adam yok. Hep marpuçum yanımda. Gösterme markayı çok ayıp ya. Harbi biraz döksene. Beyler Salihli'ye yolunuz düşerse odun köfteler benden. Oo. Salihli Manisa'da mıydı? Etten yapın köfteyi evet. Niye odundan yapıyorsun? Tamam koyduk lan. He? Manisa Salihli. Manisa Salihli'de benim annemin akrabaları var. Oo ciddi mi? Bu yaz ben Manisa'ya gittim mesela. Bu yaz neredeydin? Bu yaz Manisa'da meydanda falan oturduk birkaç yerde. Boykot nerede hoca beyler? İçiyoruz ki işte siz içmeyin. Yani lanet olsun bu ürün. Bir an evvel bitsin bu ülkede. Hepsini içeceğiz. Yere dökme gibi yani. Ha yere dökmüşün. Ha içmişin. Bu arada dün de konuştuk bunu. Ben chatten de soru soruyorum. Yani bunun cevabını bekliyorum. Beyler
Çayı döker misiniz? Koyar mısınız? Katar mısınız? Hasan diyor ki katarız. Ben öyle demedim. Ha, pardon, ben katarız diyorum. Hayır, ben öyle bir ben şey ben katarız diyorum. Ben sipariş ederiz dedim. Sen koyarız dedin. Çay koyayım mı dedin? Benim iki çay diye varırım. Koyarsın diyor, koyarız diyor. Beyler ayıp oluyor. Koyarız. Koyarım. Ben chatimde bu kadar erkeğin koyarım yazmasını istemiyorum. Başka soru sor. Bir şey diyeceğim. Hiç katan yok mu ya? Ha, çay dolduran var bak. Çay doldurulur abi çünkü. Çayı abi, çay katmaz mısın? Çay dolduruyorum. Hadi, hadi bir çay bak. Katın da bir içelim. Bir çay doldurayım içelim. Bir çay koyayım içelim. Ya doldurulur ya koyulur. Bak, dökme işinde hiç yokum. Dökmek saçmalık abi. Çay dök dediğimde aklımdan zorunum var derim. Ne pisletiyorsun ortamı diyorum. Çayı döktüm nasıldır biliyor musun? Hı. Sürahi elimden düştü ve çayı döktüm. Ay inşallah yakmamışsın birisini de mesela. Çayı döktüm diyene. Tabii. Aynen öyle. Laf arasında çöp şiş gibi sushi'ye chopstick'leri saplayarak götürüyor. Şu adama bir lahmacun söyleyin Allah aşkına demiş Sen. Yaz. Tutamıyorsun çünkü. Neyi? Şu stikleri. Bak bir de şöyle tutmayacaksın. Bak bir şey söyleyeyim mi? Sen bu işin bak, tekniğini bile bilmiyorsun. Oldum. Bak şunu şunla sıkıştıracaksınız arkadaşlar, tarif ediyorum. Amatana basık ol. Şunla da hamle yapacaksınız. Bak şunla hamle. Bak senden makas bile alırım bir ben. Bir şey diyeceğim. Bak. Sen... Ha, bak, şimdi, bak hayır hayatım yanlış. Bebeğim böyle tutulur ya. Hayır ya. Of Japonya'da yaşadım diyorum. Bak böyle tutulur bu. Budur bu. Yanlış tutuyorsun bu, işte. Yanlış bu. Yanlış tutuyorsun işte. Sana bir Kyoto'lu mal öğretmiş bunu. Yanlış tutumu. Tokyo'dan öğrendim diyorum. Esas Japon adamdan öğrendim diyorum. Bak. Koray abi doğru tutuyor deniyor. Kim o? Ayumi şey mi? O kim mi? Shinji Kagawa. Honda o çocuk. Hoca Kyoto'lulardan öyle. Kyoto'lulardan da özür dilemiyorum ya. O çocuk Honda. Aa biz burada niye geriden geliyoruz? Bu yayına giden mi? O şey yayın penceremiz. Japon adam Chubby mi? Chubby Koreli beyler. Chubby Koreli. Abi FB maçını hangi tribündesin sana soruyorlar. Kuzey üst. Ay, change mi yapıyoruz? Çok iyi tribündür ha. Dikkat et bak onda şey var, üstüne dökme soyayı. Sonra seni soyarız. Hepsine masa bir dökmüşsün. Ya sor bir ya. İstiyor bak 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 bak. Bak şu hareketlere bak. Keyif aldım. Böyle batılmaz ki ya. Yani yediğin nimete yazık ya. Biraz saygın olsun ya. Abicim bizim... böyle de tutmayı bilirim. Bu bana keyif vermiyor. Japon halkından özür diler misin? Dilemem. Yemeklerine saygısızlık yaptığın için. Dilememiş ha. Japon halkından özür falan dilemem. Bir kilo wasabi sıkmışsın hepsine bedava diye. Köylü. Bilmiyorsun. Bu bir direm sıkılır. Yiyemiyorsun çünkü değil mi sen? Çok senin, geliyor senin bana. Acıya karşı şeyin var. Ben dün, acıların adamı değilim. Ama dün bamyaları nasıl of. Götürdün? Sen bamya delisi çıktın. Bamya turşusu yedik dün. İnanılmaz güzeldi. Kore abi sana Japon yapıştırıcı... Ay. Bu arada bana her bir Japon yapıştırıcısı lazım. Evde yapıştırıcı olmadığını fark ettim. Neyi yapıştıracaksın? Bir şey koptu böyle. Koluma taktığım böyle bir şey vardı. Hatıra. O koptu. Onu tekrar yapıştıracağım. Tutturacağım böyle. Gider gitmez Japon yapıştırıcısı alayım. Yok peki her soru moru? Her kopan şey yapıştırılır mı? Yapıştırılmaz. Ama her kopan şey tamir edilebilir. Doğru ellerdeyse eğer. Derim. Bamya seversin Hasan hocam diyorlar. Bak senin sever. Yüzünden rezil oluyorum. Niye rezil oluyorsun ya? Bamya turşusu dün yemedin mi? Yedim. Çok lezzetliydi. Hoca takside ne oldu az anlatın merak ettim. Ya bu adamla taksiye bindik. Taksici. Ben dedi Trabzonsporluyum. Eyvallah. Ondan sonra bu başladı muhabbete. Abi Trabzonspor nasıl? Abdullah Avcı sence nasıl? Şenol Güneş'i seviyor musun?
adamla bizle maya futbol muhabbeti yaptı. Ondan sonra başladı Beşiktaş dedi kötü futbolcu yok. Beşiktaş dedi Fener'i yenemez. Öyle dedi. Futbolcu yok dedi. Esas manyak ne yapıyor adama? İnmeye yakın adama diyor ki bir Trabzonsporlu diyor Beşiktaş şey Trabzon formasıyla Beşiktaş semtine giremez. Onu mahvederiz, döveriz öyle diyor şey adamı. Öyle bir şey demedim. Hayatta öyle bir şey demedim. Yalan söylüyor. Hakikaten yalan adam söylüyor. Diyor ki, adam diyor ki taksici ya diyor bence diyor Fenerbahçeliler de diyor Fenerbahçe formasıyla Trabzon'la maç izleyebilmeli. Adama diyor ki ne demek ya? Nazi. Trabzonlu'da diyor Fenerbahçe formalı adam olamaz ya diyor. Mahvolması lazım o adamın. Sen var ya toplumsal barışın bak, düşmanısın. Bu olay tam tersi yaşandı. O adam dedi giyemez dedi. Nasıl giyiyor dedi. Ben dedim ki abi ya var ya. Ülkemizin ya her var ya. Köşesinde insan istediği şeyi giymeli dedim. Ne bileyim dedim. Mesela bu bayan şu şekil giyinir dedim. Şu bayan şu şekil. Beyler yaşanan olayı anlatıyorum. Koray Hocam'a açık çek verdim ama görmedi önceki yorumumu. Afiyet olsun. Şafak Özcan sana şunu demiş. Gel ve saçlarını bana bırak. Düşüneceğim bunu ama gayet iyiyim ya. Bilmiyorum ben kendimi beğeniyorum yani şu anda. Çok yakışıklı. Moda dergisinden fırlamış gibiyim. Sen bir şey anlatıyordun. Gerçek olan olay aslında bu diyordun. Vazgeçtim ya. Senin yalanlarınla baş edemeyeceğim. Bunda ne var ya? Toku. Yengeç var abi. Yengeç lan. Ne var ne yok bakma ya geç. Peki, ben de yengeç burcuyum da. Senin adamla artık biz bir ekibiz deyip adamın sürekli seni terslemesi ne ekibi. Ne ekibi ya demesi. Ben full adama destek çıkıyorum. Adam beni sattı. Ha, ben de ama. Üç adam. Ben sana bir şey sormak istiyorum. 16. Viyana'daki Iraklıların döner tantuni arası bir şeyini yemiştik. Şavarma. Şavarma. Beko esas 16. Viyana'daki pazar yerinde yediğimiz Suriye tatlısı. Suriye tatlısı mı? Ben tatlıyı hatırlamıyorum. Direkt cihaza gider. O tatlıyı hatırlıyor musun? Şavarma çok iyiydi ama. Eksiksin dostum. Şavarmayı hatırlamıyor musun sen? Hatırlıyorum. Vay bu arada benim suşim feci baydı ya. Bu ne ya? Labne falan koymuşlar. He. Ben sevmem. Alır gelir bana labne. Bunu ye. Yok o aynısı. Bir de çok... Bugün bir yemek söyledik. 2.5 saatte geldim. Geç yemek yedik yani. Ahmetciğim aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Yağız dünkü mezelere tier list gelsin. Beğendin mi? Koray Hoca'nın mezecisini merakla bekliyoruz. Keyfi de konuşacağız ama önden bir yorumum gelsin. Devasa bir hayal kırıklığıydı. Mekan abi. Hı hı. Devasa evet. Bir hayal kırıklığı. Yani evet. İkinciler hep kötü oluyor zaten. Filmde de böyle. Mekan da bir şey ikiydi. Mekan da kötüydü ya. Kötüydü. İkinci gittiğimiz mekan iyiydi ama. Celtic. Celtic. Celtic'te de bir popcorn olmaması ya bira içeceğiz abicim bir ya, popcorn ayarla ya. Bamya turşusu getiriyor. Ya diyorum tamam da. Abi popcorn. Biz babaannemizin evinde mi içiyoruz anlamadım ki niye bamya turşusuyla içki içecek onu. Bu arada çok doğru söylüyorsun mesela evde bir bira atsan ve babaannen önüne bamya turşusu getirse dersin ki. Can ya, babaannem benim dersin. Canım babaannem benim derim de yani ne alaka dersin. Ama mekan da öyle bir mekan babaanne mi? Mekanı anladın aynen mı? Aynen öyle. Hoca bira patates tabii ya. Patates geldi beyler. Hasan dün 3 kilo patates yedi. Allah çarpsın 3 kilo patates yedin dün. Yemedim benim ya. Var ya çok fazla lokmamı sayıyor bu adam. Ama bütün patatesi de kendi yedi bu arada. Deydi. By the way. Bütün patatesi kendi yedi. İzmir'de her mekanda turşu gelir bir onun yanında. Ne saçma adet ya. Allah acaba bunlar mısıra turşu mu diyor İzmir'de? Mısıra darı diyorlar. Darı. Ama patlamış mısıra patlamış darı demiyorlar. Patlamış mısır diyorlar. Popcorn. Alakası yok İzmirliyim. Ben hayatımda biranın yerine ilk defa turşu geldiğini gördüm. Ben hayatımda ilk kez bamya turşusu gördüm abi. Ne saçma bir şeydi o ya. Bu arada... Bütün bamyalara şey da selam olacak. Mı ne? Bütün bamyalara da selam olsun. Yani
Şimdi hayatından sushi mi çıkartırsın? Tamam mı? Başka böyle bir yabancı bir mutfak ne var? Senin böyle yemeği sevdiğin. Şimdi pizza var. Pizzayı ya. Pizzayı herhalde sushi'yi çıkartırsın. Yok, sushi'yi pizzayı çıkarırım. Hakikaten mi? Sushi'yi pizza mı desem birini tutacaksın. Hangisini sushi'yi tutarsın? Sushi'yi tutarım. Ben sushi'yi severim. Ciddi misin? Abi bizim şey hep yediğimiz iş. İlk ne zaman sushi yedin hayatında? Çocuktum da ben hep yerdik. Annem kuyruğuna girerdi. Tako filmden hatırlar. Ekmeğin arasında. Vay be. İtalyanlardan özür diliyorum. Pizzayı çıkarmam beyler. Bak bildiğim yabancı yemekleri söyleyeyim sana. Pizza, hamburger, klasikleri makarna. Söyleyeyim önce. Makarna. Çin mutfağına çok hakim değil misin? Sen Viyana'da da çok. Noodle falan yemiyor muydun böyle? Ben noodle yemezdim bilirsin. Hep sushi yerdim. Sen söylerdin. Bir tane rezil bir yer vardı. Beni yollardın sushi aldı, şey noodle aldırmaya. Evet. Kunusprige mit ente yerdik. Evet. Kunusprige ente mit nudeln yerdik. Evet. Şey aynı gibi o. Önder Özen gibi. Evet. Karadeniz'de dede evinde biranın yanında mermi olur demiş Bartu abi. Böyle toplumsal mermi. Sorunlarımızı burada biz öyle bir program değiliz ki. Biz muhabbet etmeye geldik. Rıza Hoca'yı ne zaman yeriz? Yenilirsek yer miyiz ya? Yeriz, yenilirsek. Yani 4,5 senedir Fenerbahçe'ye kaybetmeyen, 3,5 senedir pardon. Ve ne diyeceğimi unuttum ya. 4,5 senedir Fenerbahçe'ye kaybetmeyen bu takım ve daha yani bir kupa maçı haricinde ligde evinde hiçbir derbi kaybetmedi yeni stadında Beşiktaş. Rıza hocam sen hem Kulüp Brugge'den 5 yiyeceksin bir de üstüne gidip Fener'den içeride şey yaparsan sıkıntı başlıyor. İşte bendeki korku da şu. Biz bu adamı Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'yı başına getirdik ya. Hı hı. Biz bu adamı gönderemeyiz ki. Korkusu var. İşte orada liyakat devreye giriyor. Liyakatli orada, bir düşüncede olacaklarını işte %100 ikna olamıyorum. Feyyaz Uçar'la Samet Aybaba Beşiktaş'ı mı daha çok seviyorlar yoksa arkadaşlarını mı? Bence öyle de bakma. Hani sen mesela bir şirketi çok seviyor olabilirsin ama altına beni koydular. Özür dile. Beşiktaş bir şirket değildir. Beşiktaş bir şirketse benden özür dileyecek misin? Beşiktaş takımı. Beşiktaş AŞ. Ananın şirketi. Tako özür dilemesi lazım benden. Abi özür diler misin? Tamam özür diliyorum. Ama. En son şeyi anlatıyordun. En heyecanlı yerinde kestim. Seni benim altıma koydular. Allah kahretsin seni adam ya. 2019'da Fikmüller'de şinitsel yedim. En kötü yerde yemiş. Bütün gelen, yer. Bütün tabii, turist tabii. Kerizleri sikme yeri. Aa pardon Şafak Bey ya. Şinitsel yedim. Sosisli bira gibi. Aa tam. Bak sosisli de dediği yer inanılmaz bira. Biliyor musun? Şafak Bey. Şafak Hoca. Sosis bira. Zaten bak dükkanın adını biraz dikkatli okursan gitmemenin gerektiğini anlarsın yani. Fikmüller hani. Fikmüller yani. Fikmüller diyor yani ona göre git. Sende bir şey yok yani. Ne diyordum ya? Şafak Bey benim çok kafamı karıştı. Şafak ya. Bey yalnız yani dediğiniz gibi bira sosis olayı çok güzel olur. Beni senin altına yerleştirdiler şirkette. Evet. Sen benimle ilgili rapor vereceksin patrona. Kovun bu pezevengi. Demezsin. Demem. İçimden desem de. İçimden desem de kağıda yazamaz. Ben de diyorum ki sana Samet Aybaba ile evet. Feyyaz Uçar kaç senelik dostları, kaptanları Rıza Çalınbay ile ilgili o yetersizdir işte. Raporu verebilir bu mi? Bu arada Samet Aybaba Rıza'nın kaptanıydı. Tamam. Rıza Çalınbay da Feyyaz Uçar'ın kaptanı. Aynen öyle. Şimdi Feyyaz Uçar nasıl yetersizdir raporu verecek kaptanı ile alakalı? Ama ben de bunu sorguluyorum işte arkadaşlar. Yani bu bana çok mantıklı gelmiyor. Yapabilir gibi gelmiyor. Hani Beşiktaş Fenerbahçe'ye yenilirse Rıza Çalınbay hemen görev vaktine son verilmeli. Teşekkür edilmeli. Bence 15 gün süre vardı zaten. 15 gün içerisinde bunu hemen kullanmalıyız. Peki kullanır mıyız? Soruyu burada. Yani mesele buralarda başlıyor. Samet Aybaba, Feyyaz Uçar şu an
önümüzdeki yılın planlamasını bile Rıza Çalınbay'la yapıyorlar mı? Evet. Yapıyorlar. Bu adam Fener'e yenildi. Brugge yenildi. Fener'e yenildi. Beşiktaş hak etti mi? Etmedi. Bu adamı getiren adam Ahmet Nur Çebi. En sevmediğimiz adam. En çok eleştirdiğimiz adam. Onun getirdiği adam. Yani... Nasıl göndereceğiz bu adamı? Kötüyse. Soru işareti var. İnşallah kazanır. Hiç bunlar konuşulmaz da. Ama olası bir olumsuz senaryoda dediğin gibi. Zor. Ki bence şöyle bir durum da var. Diyelim ki kazandı. Ben şimdi senaryoyu bir tık ileriye taşıyorum. Kazandı. Sene sonuna kadar da Rıza Çalınbay çok güzel gitti. Diyelim ki ligi işte 3. ya da 2. bitirdi. Türkiye Kupası'nı da aldı. Devam etsin derim. Der misin? Ben derim. Peki. Şu an Fenerbahçe'yi yendi ve devam ediliyor. Türkiye Kupası'nı alamadı ve ligde de 3. oldu. Edilmesin derim. Peki ama devre arası 4 transferi Rıza Hoca'ya yapacaksın sen. Yani sezon sonunda da devam edip etmeyeceğin belli olmayan bir adama banko bir hedefin olmayan transferler yapacaksın. Artık şampiyonluk hedefi. İşte bunlar hep dilemma yani. Bence işte ya ben tabii ki Rıza Hoca, Beşiktaş'ta olup da Rıza Hoca'yı sevmeyen çok az insan vardır. İlla ki vardır. Çok az vardır. Ben de geldiğinde doğal olarak sevindim. Beşiktaş'ın kendi... Ben bu antrenörlük dönemindeki tavırlarından dolayı çok sevdiğim bir hoca değil. Dürüst hayır, konuşmak gerekirse. Yani. Bir de ben 93'lüyüm. Ben Rıza Çalınbay'ı sevmiyorum deyince millet bana diyor ki Beşiktaş efsanesi nasıl böyle dersin? Ben efsane olduğu dönemi hatırlamıyorum ki arkadaşlar. Yani ben o dönem doğmamışım. Bir şanssızlık. Yani bir şey hissetmiyorum adama karşı. Ben adamı... Hayır şanssızlık dediğim öyle denk gelmiş yani. Yani 93'te doğmuşum. Adı Rıza Hoca'yı hatırladığım şeyler. 2004'te hocalı 2004-2005 döneminde hocalığı vardı. Hocayken Yıldırım Demirören haksızlık yaptı. Futbolcular buna yemeye çalıştı. Ve futbolcular yedi Rıza Çalınbay'ı o dönem. %100. Hatta meşhur bir Malmö maçı var. Hepsi diyorlar ki Rıza'nın fişini bugün çekiyoruz. Hiçbiri oynamıyor. Bir tek Yula'ya söylemiyorlar. Yula hat-trick yapıyor. Malmö'yü yeniyorsun. Evet. Yani böyle bir ben kötü hatırlıyorum. Antalya Spor'daki hocalığını hatırlıyorum. Bir penaltı Tosic'in pozisyonu oldu. Devamında Abubakar gol attı. 10 hafta onu anlattı her yerde. Eto biz Antalya Spor'uz dedi. En önden alkışlıyordu sahnede. Bizim başkanımızla hocamız Rıza Aç hocamın mı hocaları Antalya Spor'un hocası. Biz Antalya Spor'uz diye bağırılırken. Allah Allah. Evet abi. Ya ben adamı buralardan hatırlıyorum. Efsanemiz öyle deme ya. Ben öyle hissetmiyorum. Ama şöyle bir durum var işte. Ben de şunu şu zaten lafı şuraya bağlayacağım. Ha efsanemizdir. Kötü bir şey söylemiyorum. Ama şunu söylüyorum. Bir sevgi hissetmiyorum adama karşı. Yani bende güzel bir hatıra canlandırmıyor adam. Mesela Sergen Yalçın bile 2003'te bir hatırası var futbol olarak. Ama mesela millet diyor ki 90'lı yıllardaki Sergen inanılmaz bir futbolcuydu. Tamam, mesela evet, bana tamam. Sorsan ben Talişka'yı alırım Sergen'i alacağıma. Niye? 2003 ne Sergen mi? 2017 Talişka mı? 2017 Talişka'yı alırım 2003 Sergen yerine. Ama belki 97 Sergen'i izlesem, 95 Sergen'i izlesem, 95 Sergen'i alırım Talişka yerine. İzlemedim ama ya. İzlemediğim şeye dair yorum yapamam. Budur yani. Ben sevmediğimi yani açık açık söylüyorum. Benim demek istediğim şey şuydu. Yani Ahmet Nur Çebi keşke zaten Avrupa Kupası'ndan elenmiştim. Bu takım ligde 7 puanı gene bu maçlardan tuttu. Halim Oktay Turay. Aynen. Yeni yönetime bir şey getirseydi. Yani yeni yönetimin elini kolunu bağladı şu an. Bu arada yani hiçbir Beşiktaş taraftarı şunu konuşmuyor. Rıza Hoca'nın yaptığı da ayıp. Fatih Terim Dursun Özbek seçimi kaybettiği gün Mustafa Cengiz'e istifa dilekçesini veriyor. Gerekiyorsa kullanın diyor. Hani beni düşünmüyorsanız buyurun dilekçe. Rıza Hoca seçimden önce biz uzun ömürlü kalmaya plan yapıyoruz. Seçimden sonra biz uzun ömürlü plan yapmaya bakıyoruz. Seçimden önce bir kağıt yazarsın. Ama bir şey yeni diyeyim. Başkanı da zor duruma sokmazsın. Tamam şöyle bir durum var. Zaten Rıza Hoca da bildiğim kadarıyla bir tazminat olayı olmadığı için. Yani zaten istediği ama, zaman tamam kendi isteğine şöyle, bırakmış olmuyorsun. Kendi isteğine bırakmış olmuyorsun. Şimdi Hasan Arat'ın onu kovması lazım. Evet. Kovsa tazminat vermeyecek Beşiktaş. Verdirmez yani Rıza Çalınbay. Zaten öyle bir maddesi de yoktur. Ben de diyorum ki Hasan Arat onu kovamaz.
Kovamaz tabii canım. Feyyaz Uçar da kovamaz. Samet Ababa da kovamaz. Etik olan ne? Senin bir kağıda yazman istifa dilekçeni. Yeni kazanan başkana vermen. İster yürürlüğe koyarsınız efendim. İstemiyorsanız beraber bu yolda yürürüz. Bu. Ben bunu savunuyorum. Yeni bir başkan gelirse eski dönem devam eden teknik direktör etik olarak bunu yapmalıdır. Ben bunu düşünüyorum. Çok gri bir konu ya. Yani Rıza Çalınbay ne desen yani ne desen alınan çıkar. Anlatabiliyor muyum? Alınılabilir, benim umurumda olmaz. Ben bilmiyorum. Söylüyorum. Hayır, ben şey olarak söylüyorum. Ya taraftarda alınandan kastım şu yani. Hayır böyle diyen yani iki tarafında ben %50-%50 olduğunu düşünüyorum. Ve birçok insan bence benim gibi düşünüyor. Ben de açıkça söyleyeyim. Ben Beşiktaş için yeterli olduğunu düşünmüyorum ama kıyamıyorum. Anlatabildim mi? Anladım. Rıza Çalınbay'ın yaşı dolayısıyla, Beşiktaşlılığı dolayısıyla, eski günleri dolayısıyla ya biz getirdik seni 3-4 maçta da hadi gönderiyoruz. Olmaz, yakışmaz yani. O yüzden Fener maçı bence Rıza Hoca'nın geleceği için önemli bir sınav olacaktır. Benim tahminim de, maç tahminini bilmiyorum. Yavaştan gir. Girebilir. Ben maçın berabere biteceğini düşünüyorum. Ben de beraberlik. Yani iki takımı da kaybetmeyeceğini. Hatta bugün senle konuştuk işte arabada, yine 0-0'a bile bağlanabilir yani maç. İki takım da çok dengeli. Aman çünkü şimdi öteki tarafta İsmail Hoca da kaybederse çok büyük sıkıntıya girer. Yani buradan bir beraberlikle dönmesinde gene ses çıkar. Bence bu kadar kötü Beşiktaş'ı nasıl yenemedin diye bir eleştiri gelir. Ama yenilmesindense tabii canım. İkisinde de sıkıntı var. Abi bir hoca, bir takımın otobüsü Samandıra'dan kalkacak, diğer Ümraniye'den kalkacak. İkisi de Anadolu yakasının bölgeleri. Evet. İki hocaya de ki ya hiç bu köprü trafiğine girme. Bu maç 0-0 bitsin. Bence ikisi de alır. Evet evet, alır kaçar. Çünkü Rıza Çalınbay da yenilirse berbat bir intiba. Yani son kesinlikle. İki iç saha maçı, birinden 5 yönbürüce, birinde Fener derbi yeniliyor. Birinde yani berbat Beşiktaş bir... tarihinin iç sahadaki en ağır mağlubiyetini alıyorsun. 80 yıl küsur yılından beri. Bir de stadında ilk defa derbi kaybediyorsun. Stad açıldığından beri ilk kez bir lig maçında bir derbide yenilmiş oluyorsun. Yani berbat bir şey. Bunu yaşamak istemez. İsmail Hoca da Trabzon'a madar oldu. Dönüp bir de Beşiktaş'a yenilirse... İsmail Hoca'nın ki daha kötü, biliyor musun? Evet. Çünkü 19'da 19'la giderken bile... Hala taraftar içinde ona tam güven vermeyenler vardı. Gitti Norveç'te 6-7. İçeride Trabzon'a yenildi. Adana Demir maçında iyi oynamasına rağmen tökezledi. Şu an çok karışık yani İsmail Hoca'nın durumlar. Ve tercihleri de çok büyük skandal İsmail Hoca'nın. Maalesef öyle bir durum da var yani. Robot gibi değişiklikler yapıyor. Sürekli aynı değişiklikleri yapıyor. Aynı dakikada yapıyor yani. Batshuayi çıkıyor. Dzeko giriyor. İrfan Can sürekli çıkıyor. İyi oynasa da çıkıyor, kötü oynasa da çıkıyor yani çocuk. O yönde de çok büyük sıkıntılar var. Derbinin kazananı bana şey olur gibi geliyor. Galatasaray olur gibi geliyor yani. Berabere biter. Galatasaray'da maçını kazanırsa yarın. Ya Galatasaray Fener'in puan kaybettiği her skora mutlu uyur. Tabii. O yüzden diyorum ben. Berabere biteceğini düşünüyorum. Ama... Şunu da söyleyeyim. Peki sence Beşiktaş... Ha, neyse. Yani hep kötü yanından baktık Rıza Hoca'ya. Şu ön dörtlüsüyle ve senin şu arka dörtlünle Fener'i yeniyorsa da tabii. Helal derim hadi. Tabii ki. Aynen. Yani Beşiktaş'ın muhtemel 11'deki son onu arka dörtlüsüyle sana. Fener'in muhtemelindeki klasik ön dörtlüsünü yan yana gözünün önüne getir. Şimdi şey olacak. Yenerse de helal olsun derim. Umut Meraş, Koli, Necip, Onur. Öyle ya da Bailey, Koli, bence Onur. Bence Bailey'e riskine girmez. Necip, yani Bailey'i Necip oynatacak oynatır. Diyorlar. Bilmiyorum. Necip o zaman önde oynatır. Necip mutlaka oynatır, ben sana diyeyim. Abi ben Fenerbahçe'yi yenmeye inanılmaz zor gözüyle bakıyorum. Koli sakat diyorlar. Bak Beşiktaş'ın stadı ne zaman açıldı? 2016. 2016. 2016. 2016'yı sayma. O yıl full olimpiyatta oynadı. 2016-17, 17-18, 18-19, 20-21, 21-22, 22-23, 24-25, 23-24. 7. sezonu bence bu 7 sezonda herhangi bir derbiye kaybetmeye en yakın olduğu maç bu maç. Deplasmanlar da dahil mi? Yok. İç sahada en yakın olduğu kesinlikle, maç bu maç. Evet. Oranlardan bahsedin. Oranlar 1.80 Fener'di galiba.
Evet. 1.80 3.60 da Beşiktaş'ta herhalde. 3.50 de beraberlik. Mesela bak 1.80 Fener'de az bence. Girmem tabii. 1.80 riskine. Çünkü bu statta hiç kazanamadı. Yani lig maçı olarak hiç kazanamadı. Bu statta lig maçı olarak herhangi bir takım derbi kazanamadı. Deplasman takımı. Evet. 1.80 az. 2.20'de falan Fener denenir derdim. Ben 2.05'e kadar okeydim Fener'e. 2.05 denenir mi derdin? Denenir derdim. Yani para kaybetmek istiyorsan denenir derdim. Bence kazanamayacak Fenerbahçe. Beşiktaş da kazanamayacak bence yani. Ve bence Beşiktaş da Fenerbahçe değil. İki hoca kazanamayacak. Bence de. Ben yani hocalar kazanamayacak. Sana maçı söyleyeyim mi? Karbon kopya. İsmail'le İsmail Kartal'ın, Valerian İsmail'le İsmail Kartal'ın bir derbisi vardı. 0-0 bitti. Evet. Emirhan'la Arda Güler oynadı hatta. Daha doğrusu Arda Güler oynayacaktı. Sakatlandı. Emirhan oynadı. Evet evet. Aynı maç olur. 0-0. Bu arada orada İsmail Hoca yoktu. Erol Bulut yok mu takım başında? Hayır. Yok. Doğru. İsmail Kartal'ın o full kazana kazana gelip Jesus'a sezonu teslim ettiği yer. Değil bence. Öyle abi. Bizde İsmail vardı. Bizde Valerian vardı da. Onlar da İsmail Kartal vardı. %100 eminim. Jesus o yaz aldı. Jesus o yaz aldı abi. Hayır. Jesus'tan İsmail'den sonra Şenol Hoca geldi ya zaten. Geçen sene işte o. Hayır abi. Weghorst vardı bizde forvette geçen sene Hasan. 0-0 bir tane. 0 geçen kafayı vurdu. Direkt Jesus vardı. 1-1 değil oğlum lan. 1-1 mi? 0-0 bitti ya. Abi İsmail Kartal versus Valerian İsmail. Valerian İsmail geldi 8 maç sezonu bitirdi. Oradaki maçı diyorum ben. Ha onu diyorsun. 0-0. Tamam, Vodafone tamam. Arena'da bitti maç. Değil. O maç 1-1 bitti. Vodafone'da biten senin dediğin şu. Weghorst son dakika hatta kafa vurdu. Direğin yanından geçti. Beşiktaş'ın ilk şutuydu. O da offside'dı. Doğrudur. O geçen sene. Geçen sene Jesus vardı zaten. Senin geçen sene değil o maç zaman. Maç berabere bitti de. Şöyle bir maç oynandı mı? Değil. Bir taraf Valerian İsmail, bir taraf İsmail Kartal. İsmail'lerin İsmail yeni gelmiş. Evet o oynandı. 8 maçlık dönemi. 1-1 bitti. 1-1 değil mi o? Evet. Tamam ben o maçı diyorum. Jesus'tur 0-0'mış. Ben o maçı diyorum. 1-1'lik maçı diyorum. Ben o maçın karbon kopyası diyorum bu maçı. Olabilir. Beşiktaş kadrosu at bakalım bir. Sen olarak at ama. Yani sen olsan abi mesela kal. Niye Ersin'i oynatıyor? Şimdi kaleyi düşünüyorum. Niye Mert Günok varken Ersin oynuyor? Onu bir anlamadım. Ersin oynamayacak canım. Muhtemellerde Ersin yazıyor. Saçmalamasınız da hoca. Tamam ben kendime yapayım kendine o zaman. Yap. Mert sadece Rozier ve Mosuaku'nun sakat olduğu sisteme göre yapıyorum 11'imi. Tabii diğerleri döndü zaten hepsi. Dendiği için bu sisteme göre yapıyorum. Mert. Raşika da yok. Tamam Raşika'yı da koymayacağım. Çünkü saraya boyatınca saçlarında yanma olmuş. O yüzden oynuyor. Aa dipler. Dipler. Feci. Dip yanmaz. Mert. Sol bek yediği kimdi Beşiktaş'ın? Umut Meraş mı? Evet. Umut Meraş'tan başka biri daha var. Tayfur var. Tayfur var. Zaynodinov var. Zaynodinov. Sol bek daha. Sol bek. Kalkar giderim ya. Zaynodinov ne sol bek? Irkçılık yapma. Yani ne alakası var ırkçılıkla bunun? Bahtiyar Zeytinburnu olsaydı bayıla bayıla oynatırdın. Zaynodinov. Onur Bulut. Kazak beni terletiyor ve sevmiyorsam. Beyli. Koli. Beyli, Koli. Koli sakat. Aç yok o zaman lan. Arıyorsa. Beyli, Koli. Beyli, Koli. Bak, Beyli, Koli. Kolibali yani. Anlıyorsun değil mi işleri? Kolibali. Onur, Zaynodinov. Getson, Amir, Salih. Oh. Oh shit, here we go again. Abuş. Chamber. Oh. Chamber'ı nerede oynatıyorsun? Rabic. 8 alt sağ kanat. Rabic mi? Rabic sağ kanat. Rabic sağ kanat. Sol kanat. Sen var ya. Hakikaten. Abi bir 11 şey atsanız da yapayım Fener, benim takımı ya. Benim takım iyi oldu. Fener'e yenilmek için elinden. Abi bir 11 yapma şey atsanız da bana. Alo. Necim unuttun? Niye unutayım oğlum? Manyak mısın sen? Oynatmadım. Gerçi bak Bale'in de sakatlık listesi var. Necip'le başlıyorum ben. Necip Koli. Çok kötü kadro ya. He? Çok kötü kadro ne abi? Böyle olmaz. Dur bir kadro şey atsınlar da yapalım. Modlar bir atsanıza. Kötülük bombası bir takım. Ya hayır abi bak yan yana görün iyi duracak. Yan yana gör iyi duracak takım. He? Bak bir canlı görün beyler. Harbi bir
Osayi oynuyor mu Fenerbahçe'de? Fenerbahçe'de Osayi dolu ya. Osayi oynuyorsa Raşika sakat numarası da yapabilir. Çünkü onu kovalayamaz. Harbi nasıl kovalayacağım? Nasıl kovalayacağım der ya. Ben sakatım hoca der. Saçlar el yandı. Saçları mı yanmış? Sapsarı. Yani sen kolpa mı yapıyorsun? Sapsarı boyatmış. Diplerde yanma olmuş o da. Hüseyin. Başlıyorum bak. Beşiktaş. Koray abi de sanki orta sahada Casemiro var da Hasan Hoca oynatmıyor gibi. Sormalı. Kim yazmış onu? Helal ona be. Bir de beni savunan adam çıksın. Heh. Bak Merto'yu koyduk mu? 4-4-2 mi oynuyorsun? Ben yo, bu arada 4-4-2 oynardım biliyor musun? 4-2-3-1. Bak şimdi. Mertolli Ramazotti. Sağ bek. Onur Bulut. Mecburiyet. Bu hoşuma giden bir seçim değil. Stoper Necip'le başlayacağım. Çünkü Bailey yine maçı tamamlayamayacak. Eksi bir değişiklik Koli'ye yazacağız. Amarty. Koli de sakat. Onu da kullanmıyorum. Bak sana inanılmaz bir takım yapacağım. 88 gol yiyor. Bir maçta 88 gol yiyen ilk takım. O bizim Zeytinburnu nerede? Heh, Bahtiyar. Orta saha. Bizim takım ne kötü ya. Getson. Allah aşkına Onana'nın fotoğrafına bak bir. Onu başka birine Onana'yı şoplamışlar. O kadar oynamadı aynen ki herif. Aynen öyle. Adamın formalı resmi olmadığı için. Hacı. Hacı falan ne yapıyorsun? Salih. Ya? Ne Salih çok ileride duruyor 4-2-3-1'de ya. Ne yapıyorsun ya? 4-3-3 var mı? Çok ileride durdu. Aaaa! Dur. Onur Bulut. Kaç like var şu anda? Necip 1 milyon. Öf. 800. Onu binleriz. Şimdi binler. Allah kendi takımıma böyle bir şey göstermesin diyenler likelasın şu 11'i görünce. Likelamayanların takımı 2 sene içinde buna dönüşüyormuş. Bu ne ya? Korkunç baba ya. İş gücüşlerin hepsi burada. Aa! Anterevic'e bak fotoğrafa. Anterevic de şoplu bot. Sağ açık Chamberlain. Sol açık. Abi bizimkilerin hepsi şoplu. Chamberlain de şoplu. Tayfur da şoplu. Sol açık Rebic. Forvet'te de buraya niş atacağım Muleka. Abu'yu oynatmayacağım. Abu da 30. dakika böyle balları tutacak gibi geldi. O yüzden oynatmadım. Yani Beşiktaş'ın dizilişi 4-3-3 olduğu için buna göre diziyoruz. Ama heh, ben 4-4-2 oynarım normalde Beşiktaş'a. Tamam o zaman 4-4-2 oyna. Belki Rıza Hoca da rakibi şaşırtmak istiyor. Oynayabilir miyim? O zaman senin bu mu diyorsun? Ben diyorum ki. Bak, bu kadroyu yorumlayayım. Ben Rıza Hoca'nın bedenine zuhur ettim. Hı hı. Bedenine girdim Rıza Hoca'nın. Böyle çıkarım. Ay, rızası var mı? Bedenine senin kadroya mı yapayım? Senin burada sıçma yerin ne biliyor musun? Hiçbir yerde sıçmadım. Kadro kötü. Kabul et artık. Beni eleştirmekten bık. Hacı. Ben Hacı'yı İslam oynatmam. İslam düşmanı mısın? Hayır. Asla. Ben niye? Hacı'yı oynatmam. Kim oyun gelecek geç oraya? Geç abi 4-4-2'yi. Tamam benim sistemde Hacı yerine kim gelecek? Ben söyle Chamberlain'i bakalım. Oraya koyarım. Kanada farklı bir... Kanada kim? Semih. Sadece beni... Bu arada Gezal iyileşmiş mesela. Ya Gezal gibi bir adamla çıkılır mı abi böyle bir maça ya? Denerim. Sakatlanacak yine. Tamam canım. Sen 4-4-2 mi? Dümdüz 4-4-2 benim. Nerede? Kalede Mert. Nerede o? Onur. Necip. Mecbur Amarty diyoruz yani herhalde değil mi? Yani şöyle. Koli ile Bay ile oynamıyorsa. Riske alırım diyorsan al. Mesela Rıza Hoca bence alacak. Ben almadım. Bence de alacak o zaman. Koli. Umut. Eyvah. Bir umut duruyor Şamak. Getson Chamberlain. Benim orta sahibi en meyil adamın orta sahası. Getson Chamberlain ya. Getson nerede? Getson Chamberlain. Solda Rebic. Fener 22 gol falan atar. Sağda. Sağda. Ah be tam Raşikalık maçtı da. Sağda. Bu arada bir şey diyeceğim. Senin yaptığın gibi yapacağım. Hacı'yı al ama Hacı'yla şeyin yerini değişik gibi düşün. Chamboy'u yani. Mu? Chamboy'u. Chamboy'u değişik gibi düşün yani. Dur onu kendimiz yaparız.
Furum gene kendini kadroya attı son anda. Şimdi bu Muleka Abubakar. 3 Türk oldu mu? Oldu. Oldu mu? Oldu canım. 4 Türk var. 5-4 Türk var evet. Budur abi kadro. Bu da iyi geldi gözüme ya. Budur abi kadro. Niyeyse gözüme bu da iyi geldi ha. Şöyle çık be Rıza hocam. Bizi izliyorsan buradan. Böyle çık lütfen. Bunu bak ben ne yaparım biliyor musun? Bak Bahtiyar yok abi. Bekle olmaz bu çocuk. Şöyle yapayım sana. O sayının otoban edeceği yani. O sayının en rahat maçı. Ya bu arada bir şey söyleyeyim mi? Tadiç olarak da bizim şu Onur Bulut Necip ikilisi. Çünkü biliyorsun Tadiç hep oraya girip kalçayı dayıyor. Yani Fenerbahçe set hücumunu yıktığı anda bence bizde çok büyük sıkıntı var. Yıkabilirlerse. Çok büyük sıkıntı var yani. Çünkü bizim biliyorsun yani stoperler ve yani şu defansa bakın ya sene kaç ya. Ya Beşiktaş mesela hep bir defans dörtlüsü var ya Liverpool maçına bu kadroyla çıktık ve Liverpool'u eledik dediğimiz hani Opera, Franco, Ersan Ademgül'üm. Ersan Ademgül'üm, Serdar Kurtulmuş. Ramon Motta. Ramon Motta yoktu sanırım o maçta. Var mıydı? Ya şundan iyi değil mi? Mesela Ersan şey ikilisi Necip Koli'den iyi değil mi? Ersan Pedro Franco mu? Evet. Bilmiyorum. %100 diyemem yani. O da çok kötüymüş beyler. Ersan yokmuş. Necip Franco'ymuş o günde. O zaman daha iyi işte. Franco mu Koli mi? Koli. Koli abi. Ama Mat Motta mı Tayfur mu? Tayfur. Ne? Ya hadi git ya. Motta yokmuş o maç. Sol bek Opare, sağ bek Serdar Kurtulmuş. Tamam. Yine daha iyi. Şunların ikisinden de daha iyi. Aynen öyle. Bundan her şey iyi diyorlar. Harbi öyle ya. Fener'e de yapalım abi. Fener çok iyi ya. Moralimizi bozar. Fener çok iyi. Fener'in yapılmış yok mu? Fener'i nasıl yapalım? Baştan başla. Fener. Fener. Klasik bir 4-2-3-1 takımıdır. Çok önde ama o da yine. Şimbo'yu koyacağım. Olabilir tabi Şimanski. Şimanski'ye. Dzeko. Dzeko. Tadiç. Takım dediğim budur. Abi bak tekte yazabiliyorsan harbi o takım olmuştur İrfan. İşte. İrfan. Fred döndü. Fred. İsmail. İsmail mi Crespo mu? İsmail. Tek ilk soru işareti burada Fener'de. İsmail abi burada soru işareti. İsmail. Bir tane kafasında soru işareti olan tek Fenerbahçeli İsmail'dir. O da yüksekliği olan değil ötekisi. Sağda şey Osayi. Solda Ferdi. Ferdi mecburi Samet ve Ciku dönüyormuş. Verdi. Ciku dönüyormuş bizim maça. Ciku Samet diyorlar. Ama sakat sakat mı oynayacak? Ciku mu? Evet. İyileşti idmanlara çıkıyor. Serdar Aziz de dönmüş. Ne iyi takım ya. Ciku tutmasın sakat sakat. Sakat. Çok iyi ya. Bak tek de Beşiktaş'a al ya. Allah yardımcımız olsun. Çok kötü. Çok kötü. Diyecek hiçbir şey yok. Ya ben ilk defa sanırım bu derbide sıvı bir madde işte maçtan önce kullanacağım ve maçı hatırlamayacak derecede stada girmek istiyorum, tamam mı? Yani işte içeceğim ve 90 dakika bittiğinde ben bağırmış, çağırmış ve eğlenmiş olayım yani. Maçta çok alaka. Maçı ayık kafayla analiz etmek istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? O ızdırabı yaşamak istemiyorum yani. Abi Fener'in 11'i açınca bana dert çöktü ya. Herkes oldu mu? O yüzden. Bu ne abi ya? Şu ne abi bu ne ya? Abi o sahi hani bak. Her şeyi hani şey lafı vardır ya. Hani her boku yedim bir fıstığı yeşili kaldı diye. Hani herkesi tuttun. Bu arada büyük sadece ihtimalle bekler bile fark yaratacak tamam, yani. Tamam şey diyeceğim. Samet'in yerine de Osterwald de oynar büyük ihtimalle. Doğru 3 Türk var sağda. 3 Türk var. İrfan, İsmail, şey Samet yerine Ozdarvel diye yaz bence. Son hali Oz. Böyle çıkar yani. Muhtemelde bu arada yorumlardan gördüğüm kadarıyla iyileşen Serdar Aziz oynayacak diyorlar. Allah Allah. Ama bak böyle çıkarsa Fenerbahçe Beşiktaş'ın hücum
Beşiktaş'ın hücum hattı deyince gülme geldi. Allah kahretsin be. Hocam nasıl çıkarsan çık şuraya. Hakikaten fark etmez biliyor musun? Ya Beşiktaş'ın tek şansı şu. 50 bin taraftarın desteği olacak. İnanılmaz bir atmosfer olacak. Yani belki hakemi baskı altına alabilir. Aynen. Yani bir iki tane yalan ikili mücadeleden faul maul çaldırtırabilir ha huyla. Fener'in hızını kesebilir. Başka türlü çok zor yani. Saçma sapan bir Muleka golüyle şöyle... Saçma sapan bir golle öne geçmesi lazım. Saçma sapan. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Be. Ben chatten bir şey rica ediyorum modlardan. Boku sen de yapabiliyorsan yap. Bu iki kadroyu bir karşılaştıralım. Yani karşılaşılacak bir şey yok da. Nasıl yok? Yani biz bu takım bizi dövüyor. Ama 3-2 kazandığımız İnönü'nün son derbisindeki kadro farkları nasıldı? O güne dönersen çok fazlaydı. Olcay'ın attığı maç. Evet. 90'da Olcay'dı sen çok kızar mısın? Kadıköy'de Panku'yu hatırlar mısın? Mesela Beşiktaş'tan buraya koyacağım biri var mı şu anda? Bu maç mesela olan şu oyuncu bizde olsa oynatırdım Fenerli olarak diyebileceğim biri var mı? İsmail Yüksek yerine Getson alır belki. Olabilir. Onun dışı yok abi. Peki Beşiktaş'tan yani bu kadrodan kimi alırsın? 11'ini de. Ben Mert mesela Livakovic'i almam. Mert durabilir. Yok be abi. Manyak mısın? Bence. Onun dışında Serdar Aziz'i de almam. Şu an burada duranlardan. Ben İrfan Can hastasıyım ya. İrfan Can'a bayılıyorum ya. İrfan Can çok çok büyük futbolcu. Ve bir de derbi topçusudur ha. İrfan Can. O gerginliğin adamıdır. Şöyle bir özelliği de var. İrfan Can bu zamana kadar büyük topçu olduğunu düşünüyordu. Bu seneye kadar. Artık büyük topçu olduğunu biliyor. Yani o havalarda değil. Evet ben büyük topçuyum. Ben Fenerbahçe'nin hücumunu yönetebilecek yeteneğe ve kapasiteye sahibim deyip buna göre oynuyor. Çok büyük kazanç. Bu o maçın 11'leri miymiş? Peki o gün ne kadar umutsuz olurduk eğer yayın yapıyor olsaydık? Bak mesela o gün Fener'i yendi bu takım taraftarının desteğiyle. Bu arada bak Süzen'i çıkart. Abi Fener'in ilerisi inanılmaz bu arada. Yani bugünkü kadar iyi en az bence. Gökhan Süzen'i çıkart bence çok iyi kadro. Ne oldu lan? Abi mesela bak savunması bugün de mesela eksikler var savunmada. O gün de mesela Bekir İrtegün oynuyor. Egemen Korkmaz ama mesela. Ama o zaman şey sanırım. Bu arada Beşiktaş kadrosu iyi lan. Ben 6 yabancı oyna kuralı vardı ama herhalde o zaman. Evet. O yüzden Beşiktaş kadrosu iyi abi. Beşiktaş kadrosunda, Beşiktaş kadrosunda. Olcay o sene çok golcü bir Olcay var. Toraman yerine Oğuzhan ki büyük ihtimal öyle yok Kavlak çıkmış. Kavlak çıkmış. Yani Toraman Oğuzhan yap. Gökhan Süzen yerine de bir tane sol bek bul. Ki Emre Özkan girip çok iyi oynadı asist yaptı o evet. Maç. Yani Gökhan Süzen yerine Emre Özkan girdi hatta Gökhan Süzen çıkarken su şişelerini tekmeledi. Evet evet evet. Gökhan Süzen'in de 1 milyon euroya almıştık devre arasında. Bu arada 3 değişiklik yapmamış adam. Ya bak. Beşiktaş kadrosu o kadar kötü ki 2 değişiklikle bitirmiş herif şu maçı. 3 kime alacaksın ki? Gene Necip var. Escude'yi penaltı yaptırmasın diye almamış. Bir şey diyeyim mi? Ya çok hani feda senesi falan diyoruz ama kötü takım değil lan. Yani ya, Hilbert Sabek, Sivok Ersan ya. Stoperler, çok McGregor o, çok kötü falan değildi abi. O ortalama altı bir kaleciydi. Yani şu an bence Mert'ten çok kötü değildi. Hala oynuyor değil mi? Sol bek Emre Özkan de. Emre Özkan o maç asist yaptı. İbrahim Toraman'ı 6 numara oynatmak mecburiyet yani. Oynatacak adam yok. O da o oynamış işte. Veli Oğuzhan o dönemin gayet beğenilen yerleriydi. Olcay o sene 10 gol üstü attı. Fernandez zaten Beşiktaş'a gelmiş en yetenekli 8 numaralardan biriydi evet. Manuel Fernandez. Holosko golcü bir futbolcuydu. Zaten bunu gittiler ya. Arabistan'dan buldular. Ne yapsın? Yoktu yani. Elde bir şey yoktu. Bu geldi. Yani şu takım bizim 11'i bozduk değil mi? Bizim 11'den iyi abi. Evet. İyi. Bu takım. Bence. Ha, Fener'e bakıyorum. Fener
Bugünkü kadar iyi. Yani Sov, Kite, Webo müthiş üçlü. Christian Meireles, Emre de müthiş orta saha. Ama Beşiktaş o günden kötü bence. Yani şu anki takımda niye abi bu takım? Bilmiyorum. Chat ne peki, diyor? Peki şöyle düşün. Bizi boş ver. Şu anki Fener kadrosundan mesela şu o günkü oynadıkları dönem düşün. Bu Fener kadrosuna kimi alırsın? Bizim kadrodan Fener'e mi alacağım? Hayır. Yani bu Fenerbahçe'den bugünkü Fenerbahçe kadrosuna. Ben Egemen'i alırım abi. O Egemen'i düşünsene şimdi şeyin yanına, Ciku'nun yanına. Volkan'ı kale, Ivakovic'in yerine. Alırım. Volkan'ı alırım. Gökhan'ı almam abi. O sayı çok iyi. İsmail'in yerine Emre Belezoğlu. İsmail'in yaptığını Fred şey, Emre'nin yaptığını Fred yapıyor sanki orada. Belki Meireles İsmail yaparsın. Bence Meireles daha uygun. Beşiktaş'a kim alırsın? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Mesela Tadiç var diye almıyoruz da Sol. Yani bambaşka Sol bir adam da abi. Mesela elinde prime time Sol var. Yarın Dzeko ile mi çıkarsın Sol'la mı? Ben önde Sol'la mi? Çıkarım. En önde. Sol'la çıkarım. Değil mi? Bugünkü Dzeko ile bugünkü prime Dzeko, prime time. Sol, prime Sol'la Sol. Çıkarım. Bir de Beşiktaş maçı. Yani. Tabii. Şatası banko var yani. Lan baksana iki tane yazmış orada da zaten çaktırmadan. Kayıtta ne diyor? Penaltı mı kaçın? Kendi kalesi. İlk gol. Ha hatırladım. Yok iki tane yazmış. Beşiktaş'ı yani. Kayıtlarmış. Beşiktaş'tan birçok insan alırım ya. Beşiktaş'tan sol bek, Toraman hariç, kaleci hariç. Herkesi alırım biliyor musun? Abi Veli bugün oynar. Fernandez oynar. Holosko oynar. Olcay oynar. Niyank oynar. Bak o Niyank oynar bak. O geberik Niyank oynar. Sivok çok rahat oynar. Rahat oynar. Hilbert götünü kaşıya kaşıya oynar. Kaptan olur dediğin gibi. Ersan çok rahat oynar. Evet. Yani McGregor McGregor oynayamaz. McGregor, Gökhan Süzen, İbrahim Toraman dışında şu takım bugünkü kadroda 8 tane adam oynar. Hatta ben sana bak yedeklerden söyleyeyim. Bugün Emre Özkan Necip gibi Emre Özkan gibi yedek sol bekin yok. Necip mı? Oynuyor zaten hala. Oğuzhan gibi bir orta saha yedeğin yok. Yok. Hani Mehmet Akgünleri, Sinan Kurmuşları geçiyorum. Eskude? Ne derim biliyor musun? Eskude var işte. Yeni kadroda da bir sürü Eskude var. İyi günlerin Eskude kaldı derim. Prime Dzeko da olsa Sol'la çıkarım BJK maçına. Bu da doğru bu arada. Bak, Sol'sa doğru. Sol. Beşiktaş maçıysa Sol'la çıkarsın abi. İnanılmaz oynuyor derim Beşiktaş maçlarında. Bir tane olimpiyatta Fener'in bilerek kaybetmek istediği bir maç var ya. Bunun yüzünden kaybedemiyorlar. Fener bize kaybetse Şampiyonlar Ligi'ne Beşiktaş gidecek. Galatasaray gitsin istemiyorlar. Bütün Fener bırakmış maçı psikopat gol attı Beşiktaş'a. Fener'in yedekleri inanılmaz. Yobo, Caner, Mehmet Topal, Mehmet Topuz, Semih Şentürk. Vay vay vay. Mert Günok. Meykan Şimşek. Meykan ne yaptın lan? Meykan neredesin lan çocuk? Üçüncü. Alırım bu arada. Elazığ. Oh. Saçlar. Olay yeri incelemeci. Saçlar maalesef. Asayiş şubeden Beykan komiseri maalesef. Bir şey diyeyim mi sana? Daha da genç ha. Elazığ'da. Hala genç. Elazığ'da sabah açık büfelerde bir kahvaltı yapıyordur. Ciğer bu yolu. Bir buçuk saat kahvaltı yapan bir tayfa var ya, her şeyi ekmeğe süren tayfa. Keyifle kahvaltı yapan bir kupada çay içen tayfayı bildin mi? Tabii tabii. Beykan'ım o. Şöyle büyük hüpletiyorlar değil mi? Şöyle bir. Önüne dolduruyor her şeyi. İnce ince bir şey sürüyor. Tak onu atıyor. Pıt bunu atıyor. İnanılmaz keyifle yemek yiyordur ya. Yeneriz hocam Fener'i bir şekilde. Bence de yeneriz bu hocam. Cansım. Eyvallah. Vay be. Takıma bak. Servet Çetin vari bir adam. Servet Çetin çok kahvaltıcı değil bence. 4 tane patatesli poğaça yiyor her sabah. 4 tane patatesli poğaça yiyor.
Bir litre vişne suyu içiyor ama reflüden bir haber yaşıyor bence. O kadar sağlam bir midesi var. Kimin? Servet Çetin'in. Reflü ne kötü bir şey ya. Evet. Bir gün bir milletvekili tren yolculuğu yapıyor. Eyvah. Normal düz fıkra. Reflüden aklıma geldi. Çok da komik değil. Sadece anlatmak istedim bunu. Bizim halkımız da tabii milletvekiline hürmet gösterecek ya. Hemen kadın çıkartıyor işte kızarmış biberler, patatesler, zartlar, zurtlar böyle kocaman hazırlamış böyle. Buyurun vekil bey, buyurun vekil bey, buyurun vekil bey. Vekil bey de diyor ki ya ben de gastrit var diyor. Adam diyor ki olsun diyor, onu da sonra yersiniz. Benim ülkemin köylüsü. Hocam Mersin'e gelirsen seni bir cennet cehenneme bir köy kahvaltısına götürmek isterim. Cennet cehennem ne ya? Elbet gideceğiz. Ya Paco. Mağara. Cennet cehennem mağarası mı var? Baksana bir şuradan bakabiliyor. Telife girer yazsana mi? Yazsana şuraya. Cennet cehennem bize telif atmasın. Bu şakadan sonra bir şey atacak gibi ama telif değil. Yazsana bir cennet cehennem mağarası diye. Cennet cehennem mağarası. Dur çıktı. Yoruklara bak. Oğlum niye konuma girdin ya? Haritada abi, giderim oraya. Mersin de dedi adam zaten. Ekrana versene. Yunan mitolojisinde geçen ikiz mağaralar. Ekrana. Aha, burası cehennem herhalde. İlletin mi? Evine barkına şöyle bir şey denmez ya. Cennet nere tarafta? Buraya gidip şey deriz. Pardon, cennet ne tarafta? Zebani. Abi cennet cehennem mağarası diye buraya getirdi beni Strivyu. Çıkayım mı buradan? Cennet cehennem mağarası işte. Direkt görsellerden baksana. Abi öyle gezmeyi sevmiyorum. Oha. Bak. Bence şu karanlık ya. Bu cehennem gibi işte. Hiç ışık abi, yok. Cehennemde bu daha açık. Dayı içinden. O yüzden ona cehennem demişler. Açın. Işıkmış lan ha. Bir alttan vereyim. Bu ne ya? Abi buraya girilmez bence ya. Hafta sonu Viyana'da olacağım. Derbi maçını hangi mekanda izleyebilirim? Eskiden etap vardı. Orada ortam iyiydi. Gülen yüz. Siz neresini tavsiye ediyorsunuz? Nasıl bir yer istiyorsun böyle? Oturayım bir tek, hani bir kafe tarzı mı olsun, restoran tarzı mı olsun? Cehennemin dibi. Yapma abi şey. Bir daha o üstten tepe görününe gelsen, hakikaten hangisi cennet? Beyler bilenler yazsın harbi, makarasız. Bence bunun genel adı cennet cehennem mağarası. Biri cennet biri cehennem. Hayır, biri cennet biri cehennem değil bence işte. Bilen vardır. Bilen yazar abi şimdi. Alakası yok diyorlar bak. Hasan'ım ben gittim. Cehennemden aşağıya bakılmıyor. Yüksek cennetle merdivenle mi iniyorsun? Cennete de merdivenle çekeceksin. Çok güvendim bu konuma. Bambaşka bir şey de çıkabilir biliyor musun? Niye gidemedik? Direkt Google'a yaz. Google'a yazdım. Nesi lazım ya? Koordinat bulma. Haritalara yazınca oluyor.
Mekke Suudi Arabistan diyor dayı. Şaka yapmış adam. 21, 25, 21 kuzey, 39, 49, 34 doğu Kabe. Neresi? Kabe'nin zaten. Kabe. Cennet işte. Anladın mı? İnce. İnce güzel. Çok iyi. Bak diyor ki cennete bravo dostum. Merdivenle aşağıya inilebiliyormuş, cehenneme inilemiyormuş. O zaman Hasan, o zaman inilebilense eğer, tamam mı? Bu cennet abi. Bu cennet. Bak asansör bile yapmışlar. Yani küçük olan cennet abi o zaman. Hayır. Evet abi, bu burası. Burası değil mi? Buna ininiyor. Abi azıcık göbek atalım ya. Sol cennetmiş abi. Sağ küçük yer, cennet geniş, ferah hani. Buraya o yüzden cennet abicim demişler. Sana sabahtan beri şunu anlatıyorum. Burası yeşillikli, güllük, güneşlik cennet. Evet. Öbürü karanlık, dar, basık cehennem. Kafama oturmayan şeyler var. Hala sorguluyorum. O bölgenin cennet ve cehenneme giriş yeri olduğu söyleniyor. Bürüz maçında Beşiktaş'ın hücum attı. Nasıldı ki? Delik deşik oldu işte böyle. Defans attı, pardon. Ay. Aa. Bak bu görünümü tuhaf. Evet. Palmiyeler şehri Mersin. Güzel. Cennet çöküğü, cehennem çukuru var mesela. Bak enteresan bir yer abi. Buraya gidilir ha, merak ettim ben burayı. Bu ne? Bu şey ne? Hani içindeki bu yapı ne? Kiliseymiş abi. Bu da tuhaf. Cennetin içinde kilise falan var diyorlar. Hakikaten ha. Enteresan bir yer abi. Güzel. Gidilir. Maça ne diyorsun şimdi sen? Berabere biter diyorum ben. Ama illa bir tarafa yakın olunacaksa tabii ki insan tuttuğu takıma yakın olur yani. Bilmiyorum ya, bana çok iyi gelmiyor ya, bilmiyorum. Umut var değilim yani. Cumartesi akşamından umut var değilim. Bakalım. Ama kaybeden hoca için su feci ısınır. Yolun sonu mudur peki? Bence ikisi için de yolun sonu kaybeder değil. Ama bak, hani yumurta haşlarsın. Bildin mi yumurta haşlamayı? Bildim. Hiç haşladın mı? Tabii canım. Allah ben genelde poşe severim ama. He? Poşe. Tamam. O yumurtayı haşlarken suyun üstüne kabarcıklar çıkmaya başlar ufak ufak ama fokur olmaz. Oğlum o yumurtayla alakası yok. Suyu ısıttığın anda zaten tamam da, yumurtasız da çıkar. Suyu keyfi ısıtmıyorsun ya. Niye ısıtmıyorsun yumurtayı keyfi? Yumurtayı ısıtıyorsun ya. Yumurta. Belki odan kurudu, nemlensin diye su yapıyorsun. Hiç mi yapmadın? Yok. Yap o zaman. Sen benim örneğimi anladın mı? İki hoca için de suyun üstüne kabarcıklar çıkmaya başlar. Bence kazanamayan hoca gönderilmeli. Berabere biterse ikisi de yarın gönderilmeli bence. Berabere bitti mi abi? İkisi de. Hadi. Yani sen bu Beşiktaş'ı yenemiyorsan deyip İsmail Kartal gönderilmeli. Sen bu Beşiktaş'la Rıza'cıya bir şey bulamadın. Ya Rıza'cıya hiçbir şey diyemezsin ama gönderilmeli. Yenemeyen bence gönderilmeli abi. Ki beni biliyorsun, ben Yesus yerine İsmail Kartal devam etmeliydi diyen adamım. O günkü şartlarda ama. Ama bugünkü Fenerbahçe kadrosunda çok daha farklı şeyler yapılabilir diye düşünüyorum ben. Ki ben her zaman bir Türk hocanın başarılı olacağını savunanlardanımdır. Bu arada Rıza Hoca giderse de Beşiktaş'ın başına kesinlikle yabancı hoca gelmeli. Artık. Yerli bitti mi diyorsun? Yerli bitti. Bence Şenol Güneş'ten sonra bir daha hiç yerli hoca gelmemeliydi Beşiktaş'ın başına. Bence yani. İyi dedi onu, biliyor musun? Bu arada Şenol Hocam da yani benim Türkiye'ye geldiğim gün Viyana'ya gitmişsin. Çok üzdü beni bu da. Yani keşke şu an Viyana, ilk defa hayatımda keşke Viyana'da olsaydım dedim yani. Koşa koşa giderdim yanına. Canım hocam benim. Bak Rıza Hoca'da ne sıkıntı biliyor musun?
Sürekli Rıza Hoca, ben böyle bir şey görmedim, bu kadar sakat. Ya ben o zaman demez misin? Ya Rıza Hoca, sen Beşiktaş'ı hiç izlemedin mi bu sezon? Uçururum diyor. Sen Beşiktaş'ı hiç takip etmedin mi? Takip ediyormuş, ben bu takımı uçururum ya diyordu. Onu demeye çalışıyorum. Bu takımı sen o zaman, bu takım çok sakat veriyor, ben böyle bir şey görmedim diyorsan, niye geldin hoca zaten görevin başına? Bu takım çok sakat vereceği belli değil miydi yani? Bilmiyor muyduk biz bu takımın çok sakat verdiğini? Uçuracaktı o bakalım. 50 tane kupa alacak inşallah. Ama artık hocam, o futbolculuk döneminde gibi böyle yumruğunu sıkarak maça çıkıyorsun ya, Rıza kaptan geldi diyorlar ya. Artık karakter olarak o karakterine dön ya. O karakterde bir insan değil abi. Hocalık döneminde değil. Evet. Hocalık döneminde değil. Maalesef. Galatasaray'ın dominasyon kurma ihtimali ne diyorsunuz? Ben sanmıyorum Türkiye'de bir takımın dominasyon kurabileceğini. Türkiye'de çok zor, evet. Kurdurtmazlar gibi geliyor bana. Ya mesela ben şeye de, gerçi hani bana bundan 10 sene önce sorsaydın, ki o zaman çok gençtim daha, Fenerbahçe 10 sene şampiyon olamayacak. Bu da mı saçma gelirdi? Bu da saçma gelirdi. Ya ben bir de şunu düşünüyorum abi. Mesela Türkiye'de başarı da her zaman cezalandırılıyor. Tabii. Yani mesela şimdi Galatasaray üst üste ikinci şampiyonluğuna gidiyor Dursun Özbek'le. Şimdi önümüzdeki yaz Galatasaray'da seçim var. Dursun Özbek aday olmayacağım diyor. Dursun Özbek artık kenara çekilecek, yaşı da var. Orada Dursun Özbek'in ikinci adamı Metin Öztürk muhtemel bir aday. Çünkü o adam yani zaten Dursun adaydı. Özbek kesin kalmayacak mı? Kesin kalmayacak. Şimdi Metin Öztürk adına aday. Rağmen mi? Adına rağmen yani, bu başarılara, bu transferlere rağmen. Dursun yani, ismine rağmen gidiyor. Yok o, bu da şakaymış da şaka yapmamıştım ilk defa. Yani bu şu anda sonuçta Galatasaray taraftarı yaptığı işleri takdir ediyor ya. Mesela çok başarılı olsa bile sonuçta adına, ismine rağmen başarılı bir başkan diye anılıyorken de bırakıp kesin gidecek mi yani? Gidecek. Anladım. Erden Timur muhtemel aday. Metin Öztürk aday. Şimdi geçen gün divan vardı. Mesela Erden Timur'a karşı hafiften böyle bir konuşmalar etmeler var Galatasaray camiasında da. Yani Galatasaray da başarıyı hep cezalandıran bir kulüp. Orada da bir şeyler değişebilir bu yazdan sonra. Galatasaray başarıyı cezalandırmıyor. Galatasaray en ufak başarısızlığı cezalandırıyor. Başarıda da üstüne çıkma çok oluyor. Başarıyı bölüşememe çok oluyor. Anladım. Ya ben işte dominasyonu gerçekçi görmüyorum. Abi hafiften değil, fil tayfa hep öyle, her zaman herkese olmuştur. Bu arada bir şey de sormak istiyorum sana. Bir taraftar olarak. Sence bir yönetim, örnek veriyorum. Tabii ki yani çok ütopik bir örnek olacak da. Beşiktaş bütün branşlarda inanılmaz kötü, küme düşüyor, rezalet durumda. Ama futbol takımı 5 sene üstte şampiyon oluyor. O yönetim kalmaya devam eder mi? Eder değil mi? Eder. Ama işte şöyle. Ben şuna inanıyorum. Türkiye'de 5 sene üst üste şampiyon olan yönetim dağılır. Başarıyı mı bölüşemez? Bölüşemez abi. Arasında. Güç zehirlenmesi. Güç zehirlenmesi olur. İkinci başkan, birinci başkan, ikinci başkana bu herif bizi yiyecek mi paranoyasına girer. İkinci başkan ulan bütün işi biz yapıyoruz, payeyi bu ip ne alıyor tribine girer. Bir anda işler karışır. Biraz futbol dışı bir şey konuşalım ya. Ne konuşalım? Bilmiyorum ki. Var mı istek şunu konuşun diye? Yazarlar. Senin şeyi soruyorlar. Bak Arda yine sormuş. Mekan soruyor sana. Viyana'da maç izlenecek. Evet mekan abi. Rolup. Ne gitti? Şeyi düşünüyorum, hani nasıl bir mekan arıyorsun abi? Restoran da olur, kafe de olur diyor. Ya Viyana'da şeyden sonra çok sıkıntıya girdi. O yüzden direkt pat diye mekan ismi söyleyemiyorum. Nargile yasağı var. Sigara yasağı var yani. Ondan sonra birçok kafe, birçok yerler kapandı yani. Eski tadı kalmadı. Ya da maç yayınlamıyorlar çünkü kurtaramıyorlar, çıkartamıyorlar yani. İnsanlar gelmemeyi tercih, evinde izlemeyi tercih ediyor.
O yüzden yine de eski şadırvanın yeni adı ne oldu ya? Bu Burggazze'de ya. Burggazze Stadthalle U6 durağında. Hemen indiğinde sağ tarafta bir yer var böyle. Arka kapıdan çıktığında. Oraya gidebilirsin. Orada maç yayını var. Durak adı Burggazze Stadthalle. Hemen çıkıyorsun arka tarafından. Ön tarafı kütüphane tarafından değil. Arka tarafından çıkıyorsun. Hemen sağda 30 metre sonra solda. Orada izle. Bu arada burada FM içeriği için seni tebrik etmek istiyorum. Ama bir eleştirim var. Alanya sporumuza sürekli il olacak. İl olacak. Antalyalılardan tepki var sana. Biz bir de ne demiştik de tepki gelmiş? Ha. Sakarya Spor'un hocanın maaşı görünce dedik ki. Ulan bu maaşı bize verseler Kocaeli'yi Sakarya'ya bağlarız dedik. Kocaelililerden bir tepki, ne biçim konuşuyorsun? Zart curt. Allah Allah. Kocaeliler, bu bir şaka ya. Şu an mesela Kocaeli ile ilgili bir şaka daha yapacaktım da yapmayacağım ya. Niye mi abi? Çok yaman diyeyim sana. Kocaelilerle kötüyüz zaten. Ben ya. Şeyi anlamıyorum bu arada. Cidden varsa eğer Kocaeli'den izlem, anlamıyorum dedim, bilmiyorum yani. Mesela neye göre İzmit, ne zaman İzmit, ne zaman Kocaeli? Ya da ne zaman İçel, ne zaman Mersin? Harbiden ha. Bende yok. Mesela plakayı İzmit'in iyisine göre mi verdiler? Kocaeli'nin K'sine göre. Değil mi? 41 Kocaeli çünkü. Kocaeli şehir merkezi. 41 Kocaeli. İçel ya. Her zaman Mersin değil. Mersin'in siz, sen çocukken haritalarda Mersin parantez içinde İçel yazardı. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Diğer ismi gibiydi. Diğer ismi gibi. Mersin'in plaka İçel'e göre diyor. Ya. Hemen bakalım. 33. Evet. 32 ne? Isparta 33. İçel. Evet, İçel. İçel'e göre. Plaka İçel'e o göre. Zaman İçel Mersin'in eski adıymış. He. Anladım. Şey gibi mi diye düşündüm ben. Roma Lazio. Mesela Lazio o bölgenin adı. Hı hı. Roma şehrin adı. O da olabilir. Aslında şeyi biliyorsunuz değil mi? Tunceli Dersim de öyle. Yani Dersim'in Kürtçe olmasından ziyade aynı zamanda Dersim o bölgenin ismi, hı hı. Tunceli o il sınırları verilen şehrin ismiymiş. Koray abiden dizi tavsiyesi gelir mi? Vallahi bu aralar arkadaşlar hiçbir şey izleyemiyorum. Değil, izlemiyorum yani. Her gün ben de sizler gibi oturup P-Talks izliyorum. Şey hastası, Journeyman hastası. Journeyman hastasıyım. Journeyman'i arkadaşlarıyla buluşup izliyor, öyle diyeyim size. Ve Journeyman'de birçok başarısızlık görüyorum. Çok başarısızlık görüyorum. Yapılan transferlerde çok başarısızlıklar var. Batshuayi'ye ne diyorsun? Çok kötü transfer. Batshuayi Tete nasıl ikili? Çok kötü. Çok kötü. Ve bundan sonra vakit buldukça ben de yarım saatte olsa özellikle transfer dönemlerinde bağlanacağım. Ve 2-3 niş transfer yaptıracağım yani Journey'de. Mesela Kenan Karaman. Çok faydalı olacak bu sezon. İzle. 4 maçı falan var. Endao soygunu. Harbi Endao ne ya? Bir tane bu arada Journeyman'de önümüzdeki bölüm transfer sezonu kapamadan maaş ne var bilmiyorum ama hem MDO hem MOO oynayabilecek bir adam arıyorum. Yedeğe. Çünkü baktım orta saha ve 10 numara yedeğimiz çok zayıf. Oraya bir yedek gider. Beni almaz mı? Of. Beni ama yedek. Sen MDO oynayamazsın. Ya oynarız ya. Sen paradan haber ver. Sen paradan haber ver. Her yerde oynarım. Suşileri bitirmiyor muyuz bu arada? Ha? Suşileri bitirmiyor muyuz? Ya şuna çok şey sıktın ya. Wasabi mi? Ne oldu? Tekte atarım diyordun sen. Ama ben sen, atarım. Hayır, atarım. İddia varsa atarım sen, ama iddia yoksa yemem. Pardon, sen affedersin.
Koreliler gibi şeyle karıştırıp yiyorsun. Soya sosuyla. Soya sosuyla karıştırılmaz. Ben yedim, buyurun. Ben yemeyeceğim ki. Ben yerim abi. Apako yesin. Aç ağzını. Dur git be. Oo, onu da mı yiyeceksin? Onu da yiyeceksin. Acı lan be. Aç aç. Ya, yok ya. Oğlum anlamı nasıl konuşuyorsun? Sivri hisarlı adam sushi yiyor abi, kafayı kıracağım. Yandım. Bizim ha? Bu ülkedeki aşağılık kompleks. Aynen, inanılmaz ya. Türkiye'nin en önemli orkestra yani, şefi kim? Yani bir şey söyleyeceğim. Sivri hisarlı adam. Ya, tövbe ya. Adam piyanist abicim. En piyanist mi? Piyanist. Doğru. Ne diyecektin? Şoför mü diyecektin adam? Chopin. Şimdi en önemli orkestra şefi kim? Gürel Aykal. Evet. Nereli? Sivrihisar. Sivrihisar. Cebe koy. Evet. İki. Yunus Emre. Sivrihisar. Cebe at. Yani sushi'nin müptelası mı suçtunuz Emre? Hayır ama hani adamı tanı. Nasrettin Hoca. Sivrihisar. Cebe koy. Nasrettin. Ha, evet olabilir. Nasrettin Hoca Sivrihisarlıymış. Doğru. Evet. Birkaç tane daha vardı ya. Bir tane FETÖ'den kaçan oyuncu var mesela. O da Sivrihisarlı. Kötü örnek de var. Ben bak söylüyorum. Onu sen da söylüyorum. Sen varsın mesela. İyi örneklere. Kendini ha, de say. Eyvallah. Kendini de say. Sushi ile bir alaka kuramam. Ya kardeşim. Gelişmiş bir memleket diyorum sana. Sushici var mı? Sivrihisar'da. Ben geldim. Bizzat gördüm de. Soruyorum yine de yani. Ya Sivrihisar'da. Short 4 sene önce geldi zaten. Yani. Sivrihisar için şu sushi'ye onda daha da, var. Onda da böyle çok short giyemiyorsun. Biraz uzun olacak. Bir gün rahmetli babamı arıyorlar. Bak hikayeyi dinle. Sivrihisar'da. Evet. Rahmetli abim de Sivrihisar'da o dönem. Hikayede herkes rahmetli olduğu için böyle anlatıyorum. Hikaye üzücü gidiyor maalesef. Evet, komik bir hikaye olmasına rağmen. Rahmetli abim çarşıya çıkıyor Sivrihisar'da. Çarşıda hı-hı gezerken babamın da böyle bir işleri mi ne var? Telefona bakamıyor. Sonra telefona bir bakıyor. 50 tane çağrı var. Bütün esnaf babamı aramış. Babam da hemen geri arıyor. Diyorlar ki... Bu arada esnaflar da rahmetli oldu. Esnafların da çoğu rahmetli, rahmetli oldu. Babamı arıyorlar, diyorlar ki senin oğlan delirdi, acil Sivrihisar'a gel. Abin için. Abim için. Ulan diyor, benim oğlan niye delirdi? Ne oldu da delirdi? Yani sapasağlam çocuktu. Hı-hı. Ne oldu diyor ya adam, hani kanter içinde kalıyor. Ne oldu da delirdi? Senin oğlan diyorlar donla sokağa çıktı. Aa. Kendini donla sokağa atmış. Aa. Sivrihisar'da. Heh. Sivrihisar'daki ilk şort giyme denemesi o. Şort olan. Kemal abim şort giyiyor diye babamı arıyorlar. Donla çıktı diye. Senin oğlan donla sokağa çıktı, delirdi, gel bunu al buradan diye. Allah Allah. Ya yani bir erkeğin şort giymesi 2010'larda, 2000'lerin başlarında falan delilik emaresiydi Sivrihisar'da. Yani buraya kadar getirdik ilçeyi ama bu dakika sonra sushi'ye gider mi bilmiyorum. Sence hiç bir gün Sivrihisar'da bak dünyanın herhangi bir zamanda sushi'ci açılacak mı? Açmamız yok mu? Ha? Ölü yatırım mı olur? Ya tabii canım. Abi Sivrihisar'da dönerci kapanıyor ya. Çok acık bu. Çiğ köfteci yoktur mesela büyük ihtimalle. Allah Allah. Abi 20 bin kişilik bir yer yani. Öyle 20 çok... bin kişi az mı? Ha bu arada şeyden sonra çok gelişti. Gönül Dağ diye bir dizi çekiyor ya TRT. Evet. Acayip turist çekiyor. Turist çekince mesela bir tane turist için bir tane Adıyaman çiğ köftecisi açılmıştır. Ama mesela 10 sene sonra bir McDonald's açılır mı? Açılmaz. Bilmiyorum. Hangi yemek meşhur abi mesela Sivrihisar? Sivrihisar sucuğu meşhur. Sucuk ekmek verirler işte. İyidir. Çok güzel dolması abi olur. Kelem dolması. Peki, onu yapan var mı bilmiyorum. Sucuğu böyle nasıl yani, bu kasap sucuğu gibi böyle hafif yumuşak mı olur yoksa böyle sert yok, sucuk yok yok baya baya sucuk. Anladım. Buradan Sivrihisar'dan. Ama o dizi çekilmiyor olsaydı, o dizi çekilmiyor olsaydı sucukçu da yoktu. Ne yiyordu abi? Halk kendi yaptığını bir yiyordu. Bir iki tane şehir lokantası vardı işte. Güzel çorba mi? Yok işte ana yemeği, ev yemekleri, çorba falan dükkanı vardı. Ekmek büfesi. Ekmek fırın vardı işte. Sucuk da kasapta satılıyordu ama hani pişirilmiyordu.
bu şey başladıktan sonra dizi, bizim sucuğumuz meşhur. İyi bari şurada bir yerde sucuk ekmek verelim, turistlere çakarız diye 3-4 tane sucuk ekmekçi açıldı. Ya sucuk ekmekçi de yoktu Sivrihisar'da, sucuğu yani meşhur olmasına rağmen. Sivrihisar'da açık büfe, eğer büfe açıksa, hani bir açık büfe kültürü yok yani yemek olarak. Bir yere gidip açık büfe yiyeceğim ben, onu yapacağım, bunu yapacağım. İnternet kafe var. İnternet var değil mi? Ya internet 15 dakikaya bir daha sor, öyle diyeyim sana. Sivrihisar sokak lezzetleri vlog, seninle gidelim. Oo. Ya. Bu arada çok güzel şeyler yeriz. Hani o Sivrihisar'ı bilen biri için mesela çok güzel helvası olur, çok güzel simidi olur. Ama mesela fırında olur. Yani bir yerden alamam. Fırına gidip bulman lazım. Haşhaşlı ekmeği çok güzeldir. Aa, sucuğu çok güzeldir. Burdur'da haşkeşli denir hatta. Haşkeşli denir. Ha, bizi de haşkeşli denir. Ha. Mesela Sivrihisar peyniri. Bir tane yapan vardı. İneği öldü. Mesela Sivrihisar peyniri diye bir şey kalmadı. Samimi söylüyorum. Baba rahmetli hep alırdı. Bir gün dedim babama Sivrihisar peynirini canım çekti. Yok mu? Kadının dedi ineği ölmüş. Allah çarpsın. O kadar güzel bir peynirdi ki yok yani, bir daha yok. Sivrihisar peynirin nesli tükendi ha. İnekle. İnek öldüğü gibi bitti. Onunla beraber gömdük. Sivrihisar'da yemek sepeti var mı? Beyler makara yapmayın memleketimle ya. Ay ay. Bu arada hakikaten bir Sivrihisar vlog çekelim seninle. Tamam. Sonra Kastamonu. Ne işimiz var Kastamonu? Viyana'da okunur mu? Başka bir yeri tercih ederim. Okunur dostum. Adamın canına iyi okunur. Kuru böyleyken. Everton Newcastle oynanıyor. Canlı tahmin olalım. Kaç kaç şu anda? Everton kazanır diyorum. Tamamen. Kaç kaç hissel. Şu anda? Bakıyorum. Jim var mı Sivrihisar'da? Var dostum. Allah korusun. 0-0. Dakika 12. 0-0. Beyler ben de Everton kazanır diyorum. Neden biliyor musunuz? Genelde bu tarz takımlar büyük galibiyet, yani başka bir büyük takıma karşı aldıkları galibiyetten sonraki hafta hafiften sıçışa geçerler. Ve birden Newcastle'ın hafta içi çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Çok mu önemli peki? Ne maçı bu ya? Premier Lig değil bu mi? Premier Lig mi beyler? Evet, Premier Lig. Hasan hocam ben Sivrihisarlı Genecilerden Berkin. Kral, genecileri bilmiyorum. Bildiğim sülaleler, horozlar var. Katiller geneciler var. Geneciler nasıl katil acaba? Abi katiller geneciler, diye bir aile var. Geneciler o soyadını nasıl almış? Bilmiyorum acaba? Ama bak katiller diye aile gene var. Gene gelin. Gene gelin. Bir gün geneciler. Babaannem birine bağırıyor. Katillerin Osman diye bağırıyor. Babaanne dedim adama niye böyle bağırıyorsun? Onlara dedi herkes katiller der. Neden? Neden dedim babaanne. Bunların sülalede zamanında biri adam vurmuş. Lan biri adam vurmuş diye. 7 yaşında çocuk görüyor. Babaannem diyor ki bu katillerin hatçı. Ulan 7 yaşındaki çocuğun günahı ne ya? Vurduğu adam da şort giydiği için. Yok be abi. Şort o dönem yok ya. Sen de diyorsun. Şort da don diyorlar abi. Geneciler. Yüzü güllüleri biliyorum kral. Yüzü güllüler var mesela. Belediye başkanı yüzü güllü galiba. Türkiye'deki şehirleri 1 vs 1 kapıştırsanız. Yaptık da bunu. Yok yapmadık. İlçeleri yaptık. İlçe şehir sayılır. Yani. Şehirleri de yapalım. İlçe nasıl şehir sayılır lan? İlçe var şehir gibi. Soruyer mesela. İl Alanya gibi mesela. Alanya il mesela. Kemer il de mi? Kemer mesela il kadar büyük. Babam aradı dedi ki. Ben Antalya'yı 5'e bölerim. Ben Antalya'yı 5'e bölerim. Aa come on. Abi Antalya'nın bir yerinden bir yere 4 saatte gidiyor. Demek ki orada şehir olsun, orada o şehir olsun. İstanbul'u da böl o zaman. Böl. Böl. İkiye bölün ne yaptın? Ben Türkiye'de 140 şehir yaparım. Muğla ile Mersin'i Antalya'ya katarım. Oh. Abartan. Böyle komple bir şehir yaparım burayı. Mersin birinci olmazsa bilmem ne bilmem ne diyeyim size. Mersin ilk 10'a girmez. Yani. Nerede ilk 10'a? Nerede? Türkiye'deki şehirler sıralaması. En iyi de mi şehirler birinci olur diyormuş? Evet. 10'a alır mısın? 10'a da almam. 10'a girmez beyler. Bak
Bence Türkiye'nin en iyi şehri ne biliyor musun? Beyler kimse gakkuk etmesin. Antalya İstanbul, değil mi? İstanbul. Tamam, İstanbul. İstanbul. İki. Kütahya. Keyfi mi? Keyfi. Porselenleriyle ünlüdür. Mesela Kütahya ben 64. falan. Plakasına göre. Yok bence bir İstanbul, iki Antalya. Çok güzel yer oğlum Antalya. Antalya'da durdur arabanı denize gir. İki Muğla. Antalya'da aynı gün hem kayak yapabiliyorsun hem denize giriyorsun. Başka nerede var bu imkan? Kastamonu. Ya oğlum ne Kastamonu'su ya? Var ya. Siktir git lan buradan. Bizi burada Kastamonularla kötü yapacaksın da yani Kastamonu. Hakikaten yani tamam illaki. Ordinary bir yer ya. Ortalama. Ben Viyana'dayım bu yaz tamam mı? Paku deniz kenarından bir foto attı bana. Abi nasıl kıskandım, nasıl kıskandım. Neredesin dedim. Kastamonu deyince ya dedim. Kastamonu'nun şey olmasın da. Yap. Neyse. Cansın. Kastamonu'nun eti iyi derler. Balı. Balı iyi. Ayı çoksa balı da iyidir. Dün Kütahya'dan askerden geldim. Kütahya'yı ilk 81'e koydum. Arda bizi sıçırttın lan. Dün Kütahya'da askerden geldim. Kütahya'yı ilk 81'e koymam diyor adam ya. Bu arada öncelikle Kütahya halkından ve... Abi çünkü çok tepki... Ya artık şaka da yapamıyorsun biliyor musun? Çünkü her nereyle ilgili şaka yapsan bir yerden tepki geliyor yani. Çok hastası oldu. Değil mi? Şimdi mesela kendi memleketime neler dedim ama abi benim bu yayına her bir şeyler deme hakkım var yani. Tepki göreme. Nasıl sen 81'e koymazsın? Ama ben mesela kendi memleketime de neler dedim yani. Bence bizim bir deme hakkımız var bir şeyleri. Abi azıcık göbek atalım ya. İki Antalya. Yok. Bak ben mesela İzmir'de hiç yokum abi. İzmir'de hiç yokum. Hiç yokumluk bir şehir değil abi. O kadar abartıyorsunuz. Yokum. 3 numaradır İzmir. Ankara 4. 2 kim? Muğla. 4 Çanakkale. Aa Çanakkale var değil mi? 5 Balıkesir. Aldın ya. Abi biraz yoksun. Ayı da. 5 bak 5 Balıkesir. Balı mı kesir? Al 5 Balıkesir. 6 Ankara. 7 Antalya. Samsun. Antalya'yı hala mı koymuyorsun? Biraz şu an şovdasın ya. Şerefsizliğine koymadım. Şu an şovdasın ya. Ben düzgünce birden 81'e kadar sıralayacağım. Eyvah. Bir şey atsana bize Paku. Harika. 81 il. 81 tane de şey yap. Nah yaparız bunu 5 dakikada nasıl yapacağız? Elle telefon almış abi yapıyorum ya, diyor. Kapak yapamıyor da. Balıkesirliyim ilkelliğe sokmam. Oha ayıp be. Erdek, Bandırma, Deniz, Kum, Güneş, Banvit Tavuğu, Sosluk, Kanat. Bir kesin İstanbul mu sence? Tabii canım. Bir İstanbul, iki Beşiktaş, üç Sarıyer, dört Beykoz. Sana öyle diyeyim yani. İstanbul'u ilk beşe koy. Bence bir Beşiktaş, iki İstanbul. Değil mi? Tabii abi. Orada biraz şeycilik yaparsın. Doğru. Abi Beşiktaş dediğin yer. Hocam Orta İstanbul. Köy. Bak kardeşim bak ciddi Orta söylüyorum. Esiler. Bebek. Dolmabahçe. Yani semtler de acayip semtler yani. Ben bir şey söylemek istiyorum. İstanbul'u dünyada kaça koyarsınız demiş. Bir. Bak ciddi söylüyorum. Bak beyler bak, samimi bir İstanbul bu arada. 173 ülke gezdim. Ne gülüyorsunuz oğlum? Doğru. Gezdi bu arada. 173 ülke gezdim. Güzellik bu arada. Hani kaotik, ekonomi falan değil. Güzellikte İstanbul bir beyler. İstanbul abi. Bir. İlk üç diyelim ya. İlk üç. Güzellikte de üçe demem abi ya. Daha güzel nere var? Şehir, güzellik. Bak ekonomisini falan katma. Huzur, güvenlik falan katma. Güzellik. Saf güzellik. Bütün insanları içinden çıkardığın zaman en bak güzel şehir. Be. Bütün insanlar yok. Orada olacaksın. Bütün insanlar kayboldu beyler. Bir anda herkes yok oldu. Bir tek siz kaldınız dünyada. Kütahya o zaman. Ne yapacağım oğlum İstanbul'da tek başıma? İstanbul çok güzel yer ya. İstanbul doğru. Korkunç bir yer abi. Bu arada sevdiğim neredeyse orasıdır en güzel yer. Böyledir. Paris'in binaları da harika. Ya bina ya. Paris'i affedersiniz boydan gireyim Paris, ya. Paris
Paris. Lağım kokan bir Paris, yer. Fareler geziyor sokakta. Paris'e gittim. Oraya da gittim. Evet. Ben de bak, gittim. İki gün, üç gün. Ondan sonra bayık. Bayıyor. Abi çok kötü kokuyor bir kere. Caddeler, evet, sokaklar falan. Benim gittiğim en güzel yer de Porto'ydu. Gittiniz mi? Yok. Gitmedim. Yani Simao Sabroza mıyım oğlum? Niye Porto? Çok güzel ama. Porto, Kastamonu he, diyen adam da Porto, Porto'yu. Bak Prag güzel. Barcelona güzel mesela, bak chat'te bir kardeş yazmış. Güzel yer mesela ama İstanbul'dan güzel mi? Ya değil abicim ya. Değil. Kendimizi kandırmayalım bak, be. Şu Boğaz Köprüsü'nden geçerken sağa sola bakarken aldığın hazzı. İmkansız. Başka hiçbir ülkede alamazsın. Başka kıta hiçbir değiştiriyorsun şey... orada ya. Tabii. Şehrin içinde kıta değiştiriyorsun. Tabii, şehrin tabii, manyaklığına bak. Tabii. Şehir bir manyak şehir yani. Miami. Beyler Miami şöyle söyleyeyim size. Kemerden falan kötü bir yer. Hangi kemer lan? Antalya kemer. Antalya kemer bu arada. Kaş'tan kötü Miami. Kaş. Millet Miami'nin güzelliği ne biliyor musun? Abi burada neler söylüyor? Mangır var. Gacı var. Ya karıştırma oraları. Mangır var. Hoca şimdi. Aman hocam. Gacılar iyi olsun hocam. Bizi karıştırma. Miami'de mangır var beyler, mangır. Şehir düz. Antalya kemer, zenginlerin yaşadığı kemer gibi düşünün. Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas tamamen var bak, ya. Bak Las Vegas yemin ederim Kütahya. Bir, sadece kumarhane yapmışlar bir, ve çok zengin bir yer. Bir PR çalışmasıdır Las Vegas. Las Vegas berbat bir yer. Yapmayın abi ya. Atina İzmir'in temiz hali. Doğru. Atina güzel ya. Lafım yok ki benim. La Vegas çöl ya. Evet. Las Vegas Amerikan Dubai'sidir. Abi Las Vegas abartılmış bir balondur. Berbat bir yerdir. Miami abartılmış bir balondur. Kaçakçılığın, para temizlemenin merkezidir. İğrenç bir yerdir. Meksikalıların gelip orada para akladığı iğrenç bir yerdir. O paralar aklandığı için abartılı lüks yerler vardır. Ondan seviliyordur. Miami kepazeliktir. Las Vegas kepazeliktir. New York güzel şehir. Aynen. New York'a laf yok ama yani New York'u mu alırsın? Dwight York'u mu? Dwight York'u alırım. York alırım ya. Yanına da şeyi de ötekisi. Sheringham. Teddy Sheringham mı? Teddy Sheringham. Dwight York'un bir tane de. Dwight York'la Andy Cole. Andy Cole. Ashley Cole de Solbeck. Ashley Cole de Solbeck. Senin New York dediğin yerin yarısında adamın canlı canlı götünü keserler para için. E sen böyle bir şehirde yaşar mısın? Esenyurt'ta yaşamam diyorsun. Niye Brooklyn'de yaşıyorsun? Ben öyle bir şey yaşıyorsun? Demedim. Niye böyle? Ben hiç öyle bir şey demedim. Ben New York falan da abi. Abi New York da güzel ama tehlikeli bir yer. Ben orada da yaşamam. New York çok tehlikeli bir yer. Balon oğlu balon. Amerika'da balon bir yer. Amerika'da yaşayan insanların %85'i mutsuz. Türkiye'de bir Amerikan sevdası var. Niye? Siyonizmden. Bravo. Siyonizm hayranlığı var. Siyonizm çok başka bir şey bu arada. Evet. Siyonizm ne? Biliyorsam orospu çocuğu. Ben biliyorum. Yok. Amerikan rüyası abi. Abi böyle rüyalar görmeyin ya. Rüya göreceğin ülkeyi söyleyeyim sana. Aa, halleneceğim mi? Switzerland. Aa bak. Aa, Switzerland dedim. Bak bu bizim izliyorsan... Melih abi yaşıyor. Evet. Melih yaşıyor. Öpüyorum yanaklarından. Benim dünyanın genel... en güzel yeri. Git yaşa. Benim genel müdürüm Baki Barış Uçok. Ona da selam olsun izliyor diye biliyorum. Sen ona mı selam olacaktın bizim dostumuz dururken? Switzerland'da. Patron yalakız. Çok severim. Switzerland'da yani Zürich'te yaşamıştı. O da diyordu ki dünyanın en güzel yaşanacak yeri. Tabii. Diyor. Hayal kuracaksanız Avrupa'da sosyal devlet anlayışına sahip binlerce güzel yer var. Mesela abi biz Sofya. Hayalini kuruyoruz. Miami niye? GTA'da adam vuruyoruz. Kaçınca polis sıfırlanıyor. Lan öyle bir şey hayat yok. Millet ölüyor orada. Millet ben... mabadında bir şey taşıyor sınırdan geçerken. Hayat zor. Ben Danimarka'da bulundum bu arada. Müthiş bir yer. Kopenhag'da. Yani. Kanada da kötü beyler. Beyler ya Avrupa'dan dışarı kaç çıkmayacaksın. Çıkmayacaksın. Ya. Bak gidersen nereye... Ki Avrupa medeniyeti de çöküyor onu da söyleyeyim. O da iyi durumda değil. Ama kötünün iyisi. Nijerya. Bambaşka bir yer. Yeni hit. 10 seneye yeni aynen, moda olur. Aynen gör bak. Herkes 10 Nijerya. 10 seneye Şeyma Subaşı Nijerya'da yazlık alınca bu sözlerimi hatırlarsınız. Yeni Urla Nijerya sahili.
Bunu unutmayın. Ruanda. Afrika'nın yükselen yıldızı. Evet. Evet. Evet hocam. Şeye kayacak. Berlin mi? Abi şaka mı? Berlin cevabı şaka mı? Berlin'de çok yaşamak isteyenlere... Kocamı Berlin... Berlin'de yaşamak isteyenlere çok güzel bir şehir önereceğim. Birebirdir, tavsiyedir. Diyarbakır. Paralel evren. Türkiye'sin de mi yaşıyoruz? Paralel evren. Siz paralel evren Türkiye'sinde mi paraleli yaşıyorsunuz? Paraleli maraleli karıştırma. Bütün kötülükler bizim ülkede de yapılıyor. Lan doktor Watson. Deli doktor. Ben sana diyorum ki bizim ülkede böyle. Niye el aleme özeniyorsunuz? En azından kendi vatanınızda kalın. Ana dilinizde rezalet çekin. En azından kendi vatanımda götüm kesin. Yani, Amerika'ya götümü kestireceğim. Yani buralara hayal kurma diyoruz. İyisine hayal kur diyoruz. Abi Avrupa yediyon değil mi? Makedonya şehrin ortasında. Lan Makedonya diyorsun. Makedonya diyorsun dostum. Makedonya Avrupa olacak lan. Makedonya. Allah çarpsın bir şeyse öyle mi? Hadi kapat diye yere gidelim. Makedonya Cumhurbaşkanı. Ya, Avrupa. Ya Makedonya'nın Cumhurbaşkanı. Aynı bu tepkiyi verirdi. Yani birebir sana şunu yapar. Tamam lan sana Makedonya'dan verecekler vatandaşlık. Hadi, tamam. Allah kahretmesin. O ülkenin adı da Makedonya diye acık. Kuzey Makedonya. Makedonya denir bir de. Makedonya. Üsküp'tür başkenti de bilmeyenlere. Skopje. Skopje. Ekonomi, adalet ve siyaseti saymazsak Türkiye büyüktür ya, Amerika. Kardeşim ekonomi Amerika'da sen ekonomiyi ne kadar iyi görüyorsun mesela Amerika. Amerika'da insanlar sebze meyve yememekten abi öyle bizim gibi dopuç oluyor. Niye? Her gün fast food. Biz keyfimizden yedik mesela. Bizim evde sebze de pişiyordu. Biz böyle olduk. Amerika dediğin yerin ekonomisi iyi diye sana kim dedi? Bir. İki. Adalet. Ulan en olmayan ülke. Eğitim sıfır. Sağlık sistemi sıfır. Yani Amerika izle. Kim övdü ya? Bak Amerika'ya benim bir tanıdığım gitti. İner inmez güldü. İner inmez. Ben o adamı neden gülüyorsun abi dediler biliyor musun? Dedi ki yazan adalet yazısını. Amerika'da gülen birini biliyorum. İnşallah onu anlatmasın. Aman hocam. Aman hocam. Şuradan... Bildiğin en güzel şehirdir. Falan filan. Koray hocam kafes dövüşünde hangi futbolcuyla dövüşmek istersin? Hepsi döver seni bu arada. Ben yani benim şöyle bir özelliğim var bu arada. Sen tabi abini tanımıyorsun. Deli dayak yerim. Yani beni dövemeyecek çok bir canım. Sen bir dayağı gösterirsin de. Aa tabi tabi. Yani o adamı kemerle çıkartırım o ringten. Ulan ne dövdü lavuk diyecek şekilde dayak yerim yani. Kaçıyoruz. Son soruyu al gidelim. Kendisini adamın... bir yere bırakmam lazım arkadaşlar. Nargile kafe. Şey. Abi şöyle diyelim. 2 saat sözü vermiştik o zaman. Tam 6,5 dakikamız var. 6,5 dakika sonra gidiyoruz. 6,5 dakika daha sonra alacağım. Serdar çünkü... Dursun kendini nakavt eder. Yok be abi Serdar Dursun geber kırdı. Hasan'ın biraz 101'de dersi ihtiyacı var. Taşlamak lazım. KK gelmiş bırakma erkenden. KK yeni gitti dostum. KK gelince bırakın bu arada. Koray abi Taylan Antalyalı mı o mu? O kim lan? O kim? Koray hocam geçiyor mu bey? Allah belan versin geçmiyor. Koray abi gerçekçi spor skor tahmini. Ben beraberlikteyim yani. Benim futbol mantığım berabere bitecek diyor yarın. Bak bundan skor. Koray abi en sevdiğin ben Facebook adı şeyi verebiliyor muyuz? Facebook zincirlerinin adını. Söyler olacak. En sevdiğim Burger King menüsü. Ben McDonald's'cıyımdır. Hepsini de söyleyeceğim mi? Söyledim. McDonald's'tan da Big Mac severim. Aa, Big Mac güzel olur be. Ona olan sevgim Big Mac bilmez. Sırf bu şakayı ya, yapabilmek için. Adamlara bedava reklam yazdın. Sadece ya, markayı söyle yeter ya. Bunu satardık McDonald's, ya. McDonald's. Gemisi ya. Öyle yazın. Miydin? Öyle. Buna sevginiz Big Mac bilmez. Ne seversin? Big King. Burger King'den. Ben o uzun... Big Mac'le Big King'in aynı şey olduğunu aynı zaten birazdan ikna olacaksınız. İçi jalapenoslu bir tane long cheese mi?
Oy. O çok güzel. Bilmiyorum burada var mı Türkiye'de? Var. Yok burada yok abi. Burada sadece döner ekmek. Buradaki Burger King'de tavuk döner satılıyor. Ben Avrupa'da yaşıyorum. Macedonya'dan geliyorum. Ya Macedonya'da bizim afettim ben. Koray hocam. Abi Avrupa'da iyi diyorsunuz. E Kosova. Ya ben yetmez. Noel'de Viyana'dayım, yemek ısmarlayacağım demiş. Melik'cim yani Emirhan gol atmış, sen çak. İsviçre'den geliyorsun, sen ısmarla. Beyler ben bu arada fıkra anlatmayı hiç sevmem. Nereden başladı bizim o? Beyler benim hakkımda ben bir açıklama yapmak istiyorum. Benim üzerime yapışmış iki tane şey var. Bir fıkra, hiç İkinci sevmem. İkincisi de 31. Onu da ikinci. Yani oha! Bu ikisi niye benimle kadar sürekli can yedersin? Artık ayrışsın diyorum. Melih Altay geldi bak. Evet. Yemek ısmarla bana diyor. Ben Viyana'ya geleyim diyor. Ulan Schweizer Frank kazanıyorsun sen yani. Ben burada dandırık Euro ile sana ben nasıl yemek ısmarlayabilirim? Değil mi? Euro Frank'ın arası çok açık mı? Bilmiyorum. Biliyorsam orası bir çocuk. Melih abi gel sen İstanbul'a da bir otursak be. Koray Hoca. Şenol Güneş taklidi. Çok Şenol Güneş taklidi yapamam artık maalesef. Bir tane ben yapayım mı? Yap. Nasıl? Hiçbir şey yapmıyor, evde duruyor. Favori free kick bölgem benim mesela, ben free kick bölgesi şudur, ben yapma. Sağ taraftan atılan sağ ayaklı sağ taraftan, yani barajın şöyle üstünden köşeye değil de, anladın Tavisli. Mı? Anlamadın mı? Anlamadım. Bak şimdi şurası şöyle futbol tamam. Sahası kale sağ... bu. Kale bu. Tamam mı? Kale gözüküyor mu? Evet. Ama... Bak şuradan şöyle vurmayı sevmem sağ ayaklı olarak. Buradan böyle vurmayı dur, severim. Adamlara da göster. Ters muz. Ama hani... o zaman da elini göremeyiz. Oğlum bak şu. Şöyle yapsana bir. Oh kopaku. Bak aynen yap. Bak sağ ayaklı biri normalde şuradan şöyle vurur ya. Ben bunu sevmem. Buradan böyle vurmayı severim. Anladın mı? Ama baraj burada. Bu direği baraj kapatıyor. Baraj şurada. Baraj yavaş burada. Oynatıyor. Ben de buradan barajın yanından şu 90'a vurmayı severim. Anladın Roberto mi? Carlos Fransa gibi mi? O sol ayaklı ama onun tersini onun düşün. Onun sağ ayaklısını düşün böyle. Dışarıdan içe falso seviyorsun sen. İçeriden köşeye aynen. Falso sevmiyorsun. Aynen. Onu desen yeterdi. Sabahtan beri kebaz ettin bizi burada. Derbi 3.5 üst olur mu? Derbide gol olmaz. Benim son gol olmaz dediğim maç 3-3 bitti bu arada. Sivas Trabzon. 101 neyine oynanacak hoca onu deyin. Hesabına. Fark etmez ya. Yani Hasan Ödet. Bir depo benzin atar bana. Koray hocam şu an aktif dünyada en iyi golcü kim? Cristiano Ronaldo. Hadi skora... git. Evet. Cristiano Ronaldo. Mbappe. Mbappe'nin ta... Mbappe ile sana neler yaptım? 9 kişi. Beyler FIFA oynuyoruz 9 kişi kaldı. Doğrusunu da anlat. Ben bunu kabul ediyorum. 9 kişiyle beni yendi. Ben 11 kişiydim. Beni yendi. Ama kendisi de 26. dakikada tamam, yenildiğimi kabul ettim. Yani kolu bıraktın tamam, gittin yenildim. Yani. Tamam. Kim bilir neler olacaktı o maç. Yenildim diyorum. Daha yenildim. Ne olması lazım? Hoca batak. Meme uçlarıma mı elektrik bağlayacak? Yenildim işte. Ama sonra ne oldu? Sonra yendim. 9 yedim. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Kaleci... Bu arada 9 kişi 9 attım adama. Ben kaç attım? Şahidim. 7. Aa, yenildin tamam. Abi. Yenildin. Ben o kabul ediyorum. Koray abiyle veda kuponu gelmesin mi? Belki yarın da buradayızdır. Niye veda ediyor niye bu adam? Niye veda ediyorum ben onu anlamadım. Hoca batak mı 21 mi? 21 dedin herhalde Blackjack. Blackjack. Batak. Ama Blackjack'i de çok iyi oynarım. Arkadaşla Blackjack çok çok iyi oynarım. Koray hocam tarihte bir frikiyi kullanma hakkın olsa. Burada söylemeyeyim. Ya oğlum yapma be adam. Şey diyorum ya. Frikik şakası yapma. Tek frikiyi kullanacak olsam hani o golle sonuçlanan bir frikiyi ben mi atıyor olacağım? Evet. Yoksa şey yapmak isterdim. Ya da golle sonuçlanmayan ben atayım ben vurursam girerdi yap. Golle sonuçlanan Selçuk İnan'ın İzlanda'ya attığı golü ben atmak çok isterdim. Yani bir ülkeyi ya da Beckham'ın Yunanistan'a attığı gol. Yunanistan'a içeride atıyor İngiltere'yi şeye götürüyor ya. Maç golik gol sesi gol. Değil. Aynen o. Oh yok o değil. O şey Yunanistan'a attığı gol. Hırvatistan diye hatırlıyorum. Talisca Benfica yok mu? Yok. Bir tane de ben atsam farklı sonuçlanırdı diyeceğim free kick'te Talisca Benfica. Hayatta oradan atamazdım. Kimse atamaz oradan. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Denizli Sergen'i atarım. Denizli Sergen. Nasıl atarsın? Gurmelerine buradan
gurmelerine. Ne biliyorsun oğlum, atamayacağım ya. Quaresma'nın bir golü vardı. Karjamars karşısında kupada. Onu da ben atmak isterdim. Quaresma'nın Trabzonspor'a attığı gol, Şenol Hoca Trabzon'un hocası iken. Burak Yılmaz'ın ceza sahasının dışından sağ ayağıyla Onur Kıvrak'a kupa maçı. Böyle. Burak evet. Yılmaz'ın Antalya'ya attığı gol. Akhisar'da olabilir. Frikik'ten. Hatırlamıyorum. Survivor favorin kim gelmiş geçmiş? Ben Survivor takipçisi değilim ama sıkı bir MasterChef takipçisiyim. MasterChef'te de favorim Arda Sapı. Okumaya mı gittin? Saçmalamaya mı gittin? Soruya bak. Arda. Dersini çalış. Huf ne abi? Huf ne lan hakikaten? Bu nasıl bir bin huf ya? Atmış. Huf neyse. Hungarian mı acaba? Arda. Huf çok paraysa önerelim mi kaç mekan? Şuradan bir baksana. He? Bin huf ne kadar? Baksana. Baksana bak ona göre öneriyorum. Bin hufa bir bak. ...81 liraymış. Sapık Arda! Valla dedim Macar şeyiymiş de. Dersini çalış. Dersini çalış. Gulaş sup beni iç yat. Aa, gulaş yenir. Evet. 2 saati geçirdik hatta. 1 dakikada bizden oldu. MasterChef'teki favorimi açıklıyorum. Sergen'i seviyorum. Ben hiç en sevmediğim adam mesela. Köfteci Sergen. En itici adam. Dilara'ya çok haksızlık yapıldığını düşünüyorum. En sevmediğim ikinci yarışmacı. MasterChef Dilara'ya çok haksızlık yapıldığını düşünüyorum ve destekliyorum onu burada. Kıvanç'ta hiç yokum. Ben Barbie'ciyim. Barbie kim ya? Barbaros. Barbaros elenmedi mi? Elenmedi. Barbaros, elenmedi Barbaros olur. Elenmedi, ha ben bir de en sevdiğim, pardon özür diliyorum, değiştiriyorum, Batuhan. Çok sempatik çocuk Batuhan. Turuncu saçlı adam kimdi? Bir tane Mehmet Şef'in alnından öptüğü oğlan Kerem var. Kerem. Kerem'le Barbie'ciyim. Kerem elendi gitti, çok oldu. O zaman Barbie'ciyim. Bak Eren var dediğim. Eren kızıl sakallı olan. Eren Kaşıkçı. Eren, Eren Kaşıkçı. Akraba... akraba değil ama ben de severim Eren'i. Ben Serhatçıydım, çağırmadılar adamı, kazanır diye herhalde. Evet. Serhat doğramacı. Ama onun da kazandığı MasterChef şikedir. Yok canım. Pişmeyen tabak verdi. Çiğ. Ona rağmen göz yumdular çiğ tabağa. Şike var orada. Yemek yapmayı sever misin Hasan Hoca? Sever de çok beceremez. Kuralım. Doğru, çok şey yapamıyorum ama severim işlerle uğraşmayı. Ben gidiyorum abi. Ben de gidiyorum. Hadi Allah'a emanetsiniz. Ben devam ettim. Sizleri seviyoruz. Yarın akşam. Büyük ihtimal. Yarın akşam yine buradayız. Hem de Galatasaray maçı. Galatasaray maçı sonrası. Vardır. Maç sonu yorumlarımızla. Parmaktan sonra.